Vergi incelemelerinde yeni dönem, vergi kanunlarında yapılan son değişiklikler konulu seminerimize hoş geldiniz. Biraz uzun gelen bir aradan sonra sizlerle Cevahir seminerimizde tekrar birlikte olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Odamızın çok değerli kurucu onursal başkanı, değerli TÜRMOP Genel Saymanım, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Denetim Grup Başkanım, çok değerli hocam, çok değerli yönetici arkadaşlarım, kurul üyesi arkadaşlarım, ilçe temsilcilerim, odamızın değerli eğitmenleri, komite üyelerimiz, siz çok değerli sevgili meslektaşlarım, sizleri odamız yönetim kurulu adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Geleneksel cevahir eğitimlerimize başladık. Mayıs ayına kadar devam edeceğiz. Genelde her ayın başında, ilk haftasında yapıyoruz. Ayda bir kez yapıyoruz diğer eğitimlerimizin yanında. Burada genelde hem kamunun temsilcilerini, zaman zaman akademisyenleri, zaman zaman uygulamacıları ve değerli hocalarımızı çağırıyoruz. Hep birlikte yeniliklere, uygulamalara, büyük resme bakmaya çalışıyoruz. Bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz. Burada çizdiğimiz çerçeveyi de ilçelerimizdeki eğitimlerimizde elimizden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu eğitimler bizim için önemli. Yeni bir dönem, yaz bitti, yoğun bir tempoya girdik. Bu dönemin diğer dönemlerden biraz farklılığı var. Biz genelde yeni dönemlerde angaryaları konuşurduk. Var tabii ki angaryalarımız, devam ediyor. Yeni düzenlemeleri, yeni iş yüklerini konuşurduk. Bu dönem biraz farklı arkadaşlar. Görünen o ki 2018 yılında yeni işlerden ziyade şekil değiştiren işleri konuşacağız. Neyi konuşacağız hep birlikte? Dijitalleşmeyi konuşacağız. Manuel ortamdan elektronik ortama aktarılan konuları hep birlikte konuşacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Belki bunlara angarya diyeceğiz, belki kamunun zorunlu düzenlemeleri diyeceğiz, belki diyeceğiz ki işlerimiz kolaylaşıyor diyeceğiz. Bunlar biraz bizim eğitimlerimize, yapacaklarımıza bağlı olan kavramlar. Görünen o ki 2018'de tüm sektörler 10 milyon ciroyu geçenler e-fatura, e-defterle karşı karşıya kalacaklar. Fakat bizi yakından ilgilendiren başka konular var. Bir kısmı taslak halinde, bir kısmı yürürlüğe girdi. E-irsaliye bizi bekliyor artık. E-fatura kullananlar için e-irsaliye bizi bekliyor. Yine bizi yakından ilgilendiren, hayır olmasın diyeceğimiz bir konu var gerçekleşirse. Bizimle ilgili de diyorlar ki, cirosu 50 bin lirayı geçen serbest meslek erbabı, mali müşavirler dahil, eğer yasallaşırsa 1 Temmuz'dan itibaren e-serbest meslek makbuzu düzenleyeceğiz. Demek ki hazırlıklı olmamız gerekiyor. Neye hazırlıklı olmamız gerekiyor? Bize hangi yükü getirecek ekonomik anlamda? Bir yük olacak mı, olmayacak mı? İkincisi de Aralık ayı geliyor. Bu gerçekleşirse şayet doktorlar, avukatlar serbest meslek erbabıyla belki ilk 6 ayın ücretini farklı, 6. aydan sonra ücreti farklı konuşmamız gerekiyor. Çünkü bize hangi yüklerin getireceğini bilemiyoruz. Başka bizi bekleyen e-dünya ile ilgili yükler var. Diyor ki taslak,
bilançoları diyor hallettim diyor. Bir portalım var diyor. İşletme defterlerini portal üzerinden alacağım diyor. Bilgiyi siz gireceksiniz. Aynı mükerrer 227 kapsamında beyannameyi siz düzenleyeceksiniz. Bir de diyor gelir vergisi mükellefi olmayanlar var diyor. Kimler var? Gelire tabi olmayan çiftçi ve küçük işler yapanlar var. Biz bunlardan gider pusulasıyla, müstahsil makbuzuyla hizmet veya mal alıyoruz. Dönüyor bununla ilgili de diyor ki, bilanço usulüne göre defter tutanlar diyor, artık diyor bunlardan mal alırken diyor, en müstahsil makbuzu düzenleyecekler, gider pusulası düzenleyecekler diyor. Bizi yenilikler bekliyor. Geçmişte angarya diyorduk. Bu dijital uygulamalara direkt angarya diye bağıramıyorsunuz. Tebdir almamız lazım angarya dönüşmemesi için. Yapılarımıza bir bakmamız lazım. Bunu konuşmamın son bölümünde sizlerle düşüncelerimi paylaşacağım. Bağımsız denetçilik devam ediyor. Özellikle genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Her yerde her zaman söyledim. Bağımsız denetçilikte bir süre geride kaldı. Bağımsız denetçilikle ilgili iddialarımızdan vazgeçmiş değiliz. Bunları her yerde söylüyoruz ama ortada da bir kanun var, ortada da bir gerçek var. Bu gerçeği de sizlerle paylaşmak zorundayız. Bu gerçek özellikle biz istemememize rağmen genç arkadaşlarımıza sınav şartını getiriyor. Genç arkadaşlarımız da bilgileri taze iken bu sınavlara girmesi gerekiyor. Staj dönemiyle ilgili bunu bir kenara bırakalım. Bununla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Halbuki biz genel doğrularımızı her yerde altını çiziyoruz. Aslında bağımsız denetim genç arkadaşlarımın işiydi. Hepsinin ruhsatları var. Bizim ciddi bir uzmanlık alanımız. Ayrıca bir sınava, ayrıca bir staja gerek yoktu. Geçmişte bu konuda bütün davranamadık. Gerekli mücadelede eksik kaldık. Özellikle bu belgeyi alan arkadaşlarım çok acele ettiler. Bize destek olmadılar. Şimdi de bana dönüyorlar. Diyorlar ki biz bu belgeleri ne yapacağız diyorlar. Halbuki biz bir gerçeği söyledik. 103 bin meslek mensubumuz var. 103 binini de bağımsız denetçi yapsanız Türkiye'de ne bağımsız denetim yapanlar değişir ne de bağımsız denetime tabi firmaların sayısı değişir değerli arkadaşlar. Bu bir uzmanlık alanıdır. Yani defter tutma gibi her önüne gelenin yapacağı bir iş değildir. Bunu anlatamadık. Gençlerimize artık önlerinin açılması konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu uzmanlık alanının dışında bu dijitalleşme bizi başka alanlara da yönlendiriyor. İşte önümüzde bir bilirkişilik olayı var. Bilirkişilik eğitimlerinin müracaatlarını aldık. Tüm müracaat eden arkadaşlarımızın eğitimlerini Aralık sonuna kadar tamamlayacağız. Şu anda 50 civarında sınıf açtık. Biz sanıyorum 25-30 sınıf daha açacağız. Bu konuda acele etmeyin müracaatlarda. Şu anki görevlendirmeler geçen seneki müracaat edenlere yapılıyor. Eski yönetmelik yürürlükten kalktı. Ekim ayı içinde müracaat ediyorduk. Şu anda şu tarihe kadar bilirkişilik için müracaat edeceksiniz diye bir kural yok. En erken Ocak ayında olacağını düşünüyoruz. Biz eğitimlerimizi zaten tamamladık. Diğer tarafta da bilirkişilikle ilgili bilirkişi arkadaşlarımızın adliyelere girişlerinde kolaylık sağlanmasından tutun, bilirkişi dosyalarının adaletli dağıtılmasına kadar sizin taleplerinizi Adalet Bakanlığı'na elimizden geldiği kadar iletiyoruz. Bilirkişilik eğitimleri konusunda tek bir şey söyleyeceğim. Genelde beni tanıyorsunuz, grup olaylarına çok girmem ama şunu da şuradan sistemli ifade ediyorum. Bu odayı yönetme iddiasında olanların bu kurum varken başka kurumlarla anlaşarak meslek mensuplarını başka kurumlara yönlendirmelerini doğru bulmuyorum arkadaşlar. Bu kurumu yönetme iddiasındaysanız önce yönetme iddiasında olduğunuz kuruma sahip çıkacaksınız. Ya da bu iddiada bulunmayacaksınız. Çünkü anlayışlar gelip geçici, bizler gelip geçiciyiz. Meslek ve bu oda kalıcı değerli arkadaşlar.
Buraları yok edemeyiz. Bu konuda umarım bundan sonraki süreçte farklı düşünen arkadaşlarımız, meslek siyasetçileri çok daha dikkatli davranırlar. Bu dileğimi burada ifade etmek istiyorum. Uzlaştırmacılık konusu var. Sizlerden talepler geliyor. Uzlaştırmacılık konusunda TÜRMOB'la birlikte çalışıyoruz. İstanbul'da yetki alan üniversitelerle görüştük. Odamızın yetki alması söz konusu değil. Sizin için belli protokol anlaşmalarını yapmaya çalışıyoruz. Bugün yarın açıklayacağız. Ama burada dikkatli olmanız gereken konu şu arkadaşlar. Sadece ücreti düşürmek yetmiyor. Sınav var burada. Her bu eğitimi tamamlayan uzlaştırmacı olacak diye bir kavram yok. Bir sınavdan geçeceksiniz. Eğitimin ücretin uygun olması kadar eğitimin kaliteli olması da önemli. Bu konuda gelişmeleri bekleyin. Aceleci olmayın. Ne olursa olsun bir an önce gideyim diye beklemeyin. Bu konuda da size yardımcı olmaya çalışacağız. Diğer bir konu araburuculuk. Sizleri bilgilendirmek bizim görevimiz. Sizlerle paylaşacağız. Arabuluculuğu sadece avukatlar yapıyor değerli arkadaşlar. Meslek mensuplarının arabuluculuk yapması, uğraştık, olmadı bizim görevimiz. Parlamentoda her türlü girişimi yaptık, olmadı. Belki kamuya, devlete göre doğrusu buydu, olmadı. Fakat arabuluculuk konusunu da sizlerin yakından takip etmesi gerekiyor. Bir örneğini vereyim sadece. Özellikle arabuluculuk ilk etapta işçi işveren ilişkileri konusunda devreye girecek. Öncelikle mahkemeden, müfettişten önce arabulucuya gidilecek. Şayet taraflardan biri arabulucu davet ettiği takdirde buraya gitmez ise ben dava açar kazanırım dese bile, davayı açsa kazansa bile arabulucuya gitmediği için arabulucunun masraflarını ve dava masraflarını davayı kazansa bile ödemek zorunda. Demek ki bizim de bu konuya ilgi duyup müşterilerimizi arabuluculuk uygulamaları konusunda hep birlikte bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu konuda da birbirimize yardımcı olacağız. Bir tarafta iş yükümüz, bir tarafta yeni uzmanlık alanları, bir tarafta dijital dünyanın bize getirdiği yenilikler, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, problemlerimiz, bunların altından hep birlikte kalkacağız. Bizim işimiz, görevimiz bu. Sizler gayret ediyorsunuz, bizler gayret ediyoruz. Tabii bunları çözerken önümüzü görmemiz lazım. Her zaman ifade ettiğim gibi bir kez daha ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım. Yavaş yavaş meslekte defter tutarak, beyanname göndererek para kazanma dönemi geride kalıyor değerli arkadaşlar. Bu gelişmeler uzmanlık alanlarını ön plana çıkarıyor. Sistem buraya doğru gidiyor. İkinci bir kural diyor ki artık mevcut eğitimin yetmez, eğitimini sürekli hale getir diyor. Bir taraftan bilirkişilikte zorunlu eğitim başladı. Bağımsız denetçiler için Kamu Gözetim Kurumu bağımsız denetimin tebliğini yayınladı. Bu konuda dileğimiz bize yetki verilirse yine size yardımcı olacağız. Diğer taraftan da bizim 4-5 yıldır anlamını, nedenini bilmiyoruz. Genel kuruldan geçen, bakanlığın önünde onay bekleyen resmi gazeteye gitmek için zorunlu eğitim yönetmeliğimizin yayınlanmasını bekliyoruz. Dilerim bir an önce bu da yayınlanır. Bir taraftan eğitimlere önem vermemiz lazım. Ama diğer en önemli konu şu arkadaşlar. Hala hep birlikte bu kadar iş yükünün, bu kadar yeniliğin, bu kadar eğitimin eğitim ağır şartlar altında tek başına çalışmaya hepimiz inat ediyoruz. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmiyoruz. TÜRMOB'umuzun kurumsallaşma yönetmeliği yayınlandı. Yakında yönergesi düzenlenecek. Biraz daha bu konuyu sizlere açacağız ama sizlerden ricamı bir kez daha ifade ediyorum. Ne olur değerli arkadaşlarım, bürolarımızın mağdur olmasını istemiyorsak, ailelerimizin mağdur olmasını istemiyorsak yanımıza yol arkadaşlarımızı bulalım.
yetiştirdiğimiz genç arkadaşları işlerimize ortak edelim. Bu yolu birlikte yürüyelim. Birlikte yürüdüğümüzde işlerimizin ne kadar kolaylaştığını, önümüzün, ufkumuzun ne kadar açıldığını, ne kadar rahatladığımızı birlikte göreceğiz diyorum. İki duyuruyla konuşmamı tamamlamak istiyorum. Birincisi, odamızın web sitesi yenileniyor. Oda sekreterimiz müjdeyi verdi. Muhtemelen pazartesi, salı gününden itibaren yeni web sitemizde sizlerle birlikte olacağız. İkincisi, Kızılay'la dışarıda bir kan kampanyamız var. Ben de arada gideceğim, kanımı vereceğim. Sağlığı müsait olan arkadaşlarımı bir kuyruk oluştu. Şu anda o kuyruk bitti. Arada ve seminer bittiğinde bu kuyruğa davet ediyorum. Kan bir gün hepimize lazım. Ancak kan verirsek kan bulmamız mümkün oluyor. Bu konuda ben hepinizin ilgi duyacağını, sağlığı müsait olan arkadaşlarımın kan vereceğine inanıyorum. Hepinize şimdiden bu anlamda teşekkür ediyorum. Bugün bize katkılarını esirgemeyen büyük ölçekli büyük mükellefler denetim grup başkanımıza, bizi yalnız bırakmayan kurucu onursal başkanımıza, TÜRMOP genel saymanımıza, değerli her zaman yanımızda olan içimizden biri Bumin hocamıza, tüm odamızın kurullarına, temsilcilerine, eğitmenlere, oda çalışanlarımıza ama en önemlisi siz olmadan hiçbir şeyin tadı olmuyor, hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Bu eğitimde bugün bize katkı sunan, bizimle birlikte olan siz değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağlık diliyorum, işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Kurucu Onursal Başkanı ve TÜRMOP Genel Sekreteri Sayın Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli Oda Başkanım, TÜRMOP'un değerli Genel Saymanı, sevgili yol arkadaşım, Mali İdare'nin çok değerli temsilcileri, sevgili hocam diyorum, bizi her zaman yalnız bırakmayan sevgili hocam, odamızın çok değerli yöneticileri, çok değerli temsilciler, çok değerli eğitmen dostlarım ve çok değerli İstanbullu meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Dışarıda arkadaşlar soruyorlar, Ankara nasıl, Ankara'yı seviyor musunuz diye. Ben de diyorum ki Ankara'nın en çok sevdiğim İstanbul'a dönüşü diyorum. Hakikaten İstanbul her şeyle, trafiğiyle, gürültüsüyle, çarpık kentleşmesiyle, güzellikleriyle bambaşka bir şehir. Tekrar sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Şimdi el arkadaşlarım, bu kürsülerden mesleğin geleceğini hep dile getirdik. Özellikle yıllar önce kağıtların kalkacağını, kayıtların dijital ortamda tutulacağını hep altını çizdik, tekrar tekrar sizlere hatırlattık. Özellikle muhasebe mesleğinin geleceğinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da en öncelikli konu olduğunun bilinmesini istiyoruz. Hem ülkemizde hem dünyada muhasebe mesleğinin yaşadığı değişim dönüşüm sürecini herkes tartışıyor. Bu değişim ve dönüşümü en çok yaşayan sizlersiniz. Elle defter tutmadan,
şimdilik dijital bir ortama hep birlikte bir yolculuk içerisindeyiz. Ve yine buralardan hatırlarsanız hep dedik ki güçlerinizi birleştirin, mutlaka kurumsal yapılarınızı kurun. O kurumsal yapılarda tıpkı rakiplerimizin yaptığı gibi bir katında finansal tabloların düzenlendiği ve yorumlandığı, bir katında denetlendiği, bir katında da müşterinize fayda ve değer yaratan kurumlarımızı kurmanın elzem olduğunu ifade ettik. Bu söylemlerimiz hala güncelliğini koruyor, hatta daha da önemini koruyor. İşte TÜRMOB'un değerli meslektaşlarım, öncelikli gündem konusu bu alanda kaliteli hizmet veren, müşterisine fayda ve değer yaratan meslek mensubu yaratmak üzerine çalışmalarımız sürüyor. Ne var gündemde? Belki de tek düzen uygulama tebliği kadar çok tartışılacak. İstanbul Odamızın önderliğinde İstanbul'un mutfağında üretilen hizmet kalite meslek kararı var. Baştan şunu altını çizeyim. Üyesi olduğum İstanbul Mali Müşavir Odası'nın her zaman gururla ürettiği her şeyi Ankara'da görmek bizim en büyük mutluluğumuz değerli arkadaşlarım. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. İstanbul'da üretilen hizmet kalite meslek kararı belki de en çok tartışılacak olan bir konu sevgili arkadaşlar. Altyapısı bitti, hazırlıkları tamamlandı. Muhtemelen 1-1-2018 tarihinde bu konu gündeme girecek. Nedir bunun anlamı? Şimdi müşterinin ne iş yaptığımızı biliyor mu değerli arkadaşlar? Her zaman sorduğum sordum. Bizim ne iş yaptığımızı kimse bilmiyor. 40'tan fazla mevzuat takip ettiğimizi kimse bilmiyor. Dolayısıyla hizmetin kaliteli üretip üretilmediğinin kontrolü zamanı gelmiştir. Bu hizmet kalitesinin birinci amacı budur. Bunu biz yeni keşfetmiyoruz. Tüm dünya da bu işi böyle yapıyor. İkincisi, bu meslek kararı birlikte kapasiteler kendinden ortaya çıkacak. Yani siz tek başına onlarca işi nasıl yaptığınızın o hizmet kalitesi meslek kararıyla yanıtını vermeniz gerekiyor. E-birlik haksı rekabet süreci modülümüz devam ediyor. 22 Kasım'da Ankara'da bir çalıştayımız var. Bu çalıştayda aksiyen yönler revize edilerek özellikle Maliye Bakanlığı yetkilileri de burada çapraz kontrollerle haksız rekabet edenlerle ciddi bir mücadele yapacağımızı bilmesini istiyoruz. Yine yarın Ankara'da zamanı endeksi ücret tarifesinin son şeklini vereceğiz. Yıllarca İstanbul'da üretilen bir konudur. Nedir bunun da anlamı? Bir yandan kapasiteyi belirleyen, bir yandan da emeğimizi ve alın terimizi ve geleceğimizi ortaya koyan bir ücret tarifesi. Ben bakanlığın bu konuda çok olumsuz yaklaşacağına ihtimal vermiyoruz. Bunun yanında başkanım ifade etti, 4-5 yıldır diye zorunlu eğitim TÜRMOB'un genel kuruluna geçti. Niye yayınlanmadığını soruyor. Değerli başkanım, siz de biliyorsunuz ki birileri bunu engelliyor. Ama her türlü engellemeye rağmen biz sürekli eğitim yayınlayacağız değerli başkanım. Çünkü burada odanın yolunu bilenle bu eğitime katılanların ve katılmayanların farkı tek çözecek olan bahsettiğiniz gibi sürekli eğitim konusudur. Bir diğer konu gündemde bir TÜRMOB kartımız var. Birçok arkadaşa zor geliyor bu kartın hazırlanması. Arkadaşlar, bu kartın bir hedefi var. Birkaç hedefi var. Bunlardan bir tanesi, bu kartın aynısını Barolar Birliği kullanıyor. Kendisi kullanıyor, eşi kullanıyor, yanındaki kullanıyor. Tüm alışverişlerde size ciddi bir indirim sağlayacak olan bir karttır. İkincisi, sürekli eğitim uygulandığı zaman bu kart vasıtasıyla bu süreç takip edilecektir. Üçüncüsü, nihai hedefimiz şu. Bu kartı herkesin desteğiyle her yerde geçecek resmi bir kimlik haline dönecektir arkadaşlar. Hedefimiz budur. O yüzden sizden ricam, başvurmayan arkadaşlarımızın bir an evvel başvuru yapmasını ve bu örgütün böyle bir kartı sahibi olduğunu koyduğumuz zaman
resmi kimlik kartının dönüşeceğine en ufak bir endişem söz konusu değildir. Şimdi bunun yanı sıra günlük işlerle uğraşıyoruz. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama en çok değer verdiğimiz konu bilgiyi paylaşmak biliyorsunuz. Bu anlamda sirküler rapor şu anda 70 bin arkadaşımıza ulaşıyor. İstanbul Odası nasıl 24 saat uyumadan her türlü bilgisi ulaştırıyorsa biz de tüm olarak tüm Türk'lü meslek mensuplarının bilgiyi anında ulaştırmak zorundayız. Bizden haberler yayın olarak yoluna devam ediyor. Ben de bir müjdeyi vereyim. İstanbul Odası'ndan sonra TÜRMOB'un da hakikaten bize yarışır bir web sitesi olması gerekiyor. Ama siz yarın açıyorsunuz. Biz inşallah 1-1-2018'de tüm camianın bilgisine sunacağımızı belirtmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, bugünkü konuyla bağlantılı son zamanlardaki gelişmeleri ben bir fotoğraf çekerek sizin takdirinize sunmak istiyorum. Özellikle mali idarenin, kamunun, devletin ne yaptığını tam olarak göremezsek, fotoğrafı göremezsek, çıkacak olan her türlü konuda istemez yükleyip ayağa kalkacağız ki bu doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Şimdi bakın fotoğraf nedir? Türkiye ekonomisinde değerli hocam da burada kayıt dışılık oranı %30'larda seyrediyorum. Doğru mu hocam? Sevindirici aslında %50'lerden %30'lara inen bir konu. Şimdi Maliye Bakanlığı kayıt dışının önlenmesiyle ilgili bir sürü çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle otomasyon projeleri gündemde. Özellikle vergilendirme ile ilişkin elektronik ortamda gerçekleşmesine için önemli adımlar atılıyor. Ben bu çalışmaları 4 ana başlıkta çok fazla vaktinizi almadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, birincisi vergiyi doğuran olayın elektronik ortamda iznin sürülebilmesini sağlaması yönelik çalışmalar var. Örneğin kredi kartının yaygınlaşması, belirli bir tutar halen 7000 TL'yi aşan ödemelerin bankadan yapılması, kira ödemelerinin halen konutlar için aylık 500 TL'nin ödemelerin bankadan yapılması, 5'ten fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde ücretlerin bankadan yatırılması, doktor, veteriner gibi servis meslek mensupları için servis meslek makbuzu yerine geçen kredi kartı cihazının kullanılımı, benzin istasyonlarında akaryakıt pompalarının ödeme kaydı cihazlara bağlanması yoluyla plaka ve akaryakıt istasyonunun kontrolü, mal ihracında e-fatura düzenlenmesi, 2018'de bizi bekleyen bir oda başkanı da aradı. Ciddi bir emek vereceğimiz, bunun karşılığını almamız gereken konu muhtasar beyanname ile SGK bildirgesinin birleşmesi. Şimdi ikinci olarak değerli arkadaşlarım, vergi ödevinin yerine getirilmesi sürecinin elektronik ortamda izlenmesine yönelik çalışmalar. Nelerdir bunlar? Yaşıyorsunuz, izliyorsunuz, görüyorsunuz. Beyannamelerin internet ortamında gönderilmesi, vergi ödemelerinin bankadan yapılması, BABS bilgilerinin manyetik ortamda gönderilmesi, e-haciz, e-yoklama gibi uygulamalar. Üçüncü olarak beyanların ve ödenen vergilerin doğruluğunu kontrol sürecine uygulan çalışmalar. Bankadan gelen havale ve EFT bilgileri. Tapu idaresinden gelen gayrimenkul alım satım bilgileri. Uçak biletleri, otobüs biletleri, noter bilgi işlemleri gibi bilgilerle mükelleflerin risk durumunu tespit ederek vergi denetimini etkin olarak yoğunlaştırmak. Burada e-defter, e-fatura gibi uygulamalar tahakkuk aşamasının izlenmesine, e-haciz gibi uygulamaların da tahsil aşamasının etkinliğini arttırmasına yardımcı olmaktadır. Son olarak değerli arkadaşlar, yakında başlayacak olan yeni uygulamaların müjdesi mi dersiniz, yavaş yavaş alışacak mıyız bilemiyorum ama gündemde bunlar olduğunu da herkesin bilmesini istiyorum. Nelerdir bunlar? Sevk irsalesi, müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzunun elektronik belge olarak düzenlenmesi ile ilgili vergi kanunu genel tebliği hazırlandı. E-ticaretle ilgili
vergi sukanı genel tebliği hazırlandı. Yine hükümetin 10. kalkınma planında kayıt dışını azalttığımız eylem planında turizm sektörü, e-ticaret sektörü, sağlık kuruluşları ve eczaneler ve kartların artması ilgili çalışmalar gündemde. Şimdi değerli arkadaşlar, bunu niye anlattım? Eğer fotoğrafın tümünü görmezsek, özellikle kamunun, maliyenin nereye gittiğini görmezsek, bu konuda daha uzunca süre tartışmalarımız devam edecektir. Tabii bu gelişmelerin yanı sıra biraz da sevindirici birkaç bilgi vereceğim. Sözlerimi de çok fazla uzun tutmak istemiyorum. SGK ile ilgili değerli arkadaşlar, TÜRMOB'daki çalışma tarzımız şu. Yaşadığınız sorunları, gerek vergi idaresinde, gerek sosyal güvenlik anlamında sorunları odalarımıza yazıyoruz. Odalarımızdan görüşleri topluyoruz, ilgili kurumlara aktarıyoruz. Bunun sevgili Genel Sayımanım Emre Kartaloğlu ile hakikaten büyük emek veriyoruz. Ben bunların detayına girmek istemiyorum. Ondan fazla konuda GİP ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. BABS'den tutun sorumluluğa varıncaya kadar. Bunların bir kısmı hayata geçiyor, bir kısmı siyasete takılıyor, bir kısmı bekliyor. Şimdi SGK ile ilgili 12 tane sorun tespit etmişiz. Ve bu 12 sorunun 7 tanesinin çözüleceği şeklinde müjdeyi almış durumdayız. Bunlar nelerdir? Eksik gün bildirimi yükümlülüğü kaldırılıyor. Çalışamazlık girişi kaydı uygulaması kaldırılıyor. 6111 sayılı kanun kapsamında ve mevcut teşvik uygulamalarında yaralanamayan aylara ilişkin sistem uyarı verecek. Tahakkuk esnasında hak kazanılan tüm indirimlerin sistem tarafından doğru bir şekilde hesaplanması sağlanacaktır. 4. konu, çok savunduğumuz, talep ettiğimiz bir konu, idari para cezaları düşürülecek, pişmanlık ve uzlaşma hükmü getirecek. Özellikle vukuta olan konu bu sisteme de getirilmek düşünülüyor. 5. olarak aylık prim ve hizmet bildirgesi, ek ve iptal bildirimleri cari hesap dönem dışında da internet üzerinden verilebilecek. Özellikle alacak davaların sonuçlarında alacağın ilgili olduğu döneme ait cezasız bildirge verilebilecektir. Bir diğer konu, SGK sisteminde e-bildirge, işe giriş çıkış, e-borcu yoktur ekranları birleştiriliyor. İş yeri bildirgesi ile tek bir şifre verilecek ve bu şifre ile tüm işlemler yapılabilecektir. Son olarak geçici iş göremezlik ödeneği mahsuplaşma işleminin toplu iş sözleşmesi olmayan özel sektör iş yerlerini kapsayacak biçimde genişletiliyor. Bir başka proje şu anda yürüyor. Bunu da bilgi alanında sunmak istiyorum. Perpis denen bir proje var değerli arkadaşlar. Anlamı, perakende işletmeler için bilgi işletim sistemi kuruluyor. Yani bu sektörle ilgili kuruluştan son aşamaya kadar tüm işlemler, perakende sektörü için söylüyorum, bir elektronik sisteme aktarılıyor. Burada tek koşul koyduk. Yine Emre Üstad'da büyük çoğunluğa katıldık. Bu değişime evet, ancak bunlar mali müşavirler yapılacağı takdirde bu işe varız dedik ve bu konuda da çok olumlu baktıklarını belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bugünkü seminerin konusuyla ilgili bu konu TÜRMOB'un gündeminde ve yönetim kurulu konuyu eline bunu tartıştığı bir konu. Ben bu yayınlanan yönetmelikle ilgili tebliğlerle ilgili bir yorumu girmek istemiyorum. Çünkü konunun çok değerli uzmanları, özellikle bizim de temsilcimiz Sayın Genel Sayımanım gereken cevapları verecektir. Yani iki tane konu bizi üzdüğünü herkesin bilmesini istiyorum. Özellikle izah konuları arasında meslek mensuplarının kestiği belgelerin asgari tarifeye uygun olup olmadığının kontrolü alınması bizim camiamız tarafından olumlu karşılanmamıştır. Ayrıca tarifesi olan diğer serbest meslek erbabı tebliğlerde sayılmazken sadece avukatların ve mali müşavirlerin sayılması da bizim camiamız son derece üzmüştür. Ve bu yanlışı da Maliye Bakanlığı yetkilerimize ilettiğimizi belirtmek istiyorum. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, ne yapmamız gerektiği olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Şimdi bakın, bu geleceği yakalamanın yolu
mutlaka ve mutlaka güçlerimizi birleştirmek ve kurumsal yapıları oluşturmaktan geçiyor. İnancımız şu, bizim kadar değişime açık olan ve hiçbir yerden destek almadan bu değişimi sağlayan bu camianın bunu mutlaka hayata geçireceğine yürekten inanıyorum. Son söz olarak da değerli arkadaşlar, 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 94. yılını kutladık. 10 Kasım'da da atamızın ölümünün 79. yılını onu anmak için bir araya geleceğiz. Herkesin şunu iyi bilmesini istiyoruz. Bugün burada kadın erkek bir arada oturuyorsak, bağımsız ve layık bir toplumda yaşıyorsak, bunu Mustafa Kemal ve arkadaşlarına borçluyuz. Onları unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir kez daha Mustafa Kemal ve arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyorum. Seminerin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanımız Yahya Erkan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi oturumu yönetmek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Konuşmacılarımız Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Sayın Eren Yeşilyurt. TÜRMOP Genel Saymanı Yeminli Mali Müşavir Sayın Emre Kartaloğlu. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Bumin Doğrusöz. Başarılı bir seminer diliyorum sevgili arkadaşlarım. Saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarımız, ben de sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Mali Müşavirler Odası adına hoş geldiniz. Tabii artık biraz önce de belirtildi, Cevair seminerleri iş kulelerinde başlattığımız biliyorsunuz. Buraya daha sonra buraya taşıdığımız bu Cevahir seminerleri bir klasik oldu artık. Ama onu bu kadar güçlü kılan, bu kadar ilgi odaklı bulan sizlerin katılımınız. Gerçekten çok güzel görünüyorsunuz buradan. Sizlere katılımınız için, bu seminerleri yaşattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tabii saatimiz 2:20 geçiyor şu anda. 5:30 gibi de oturumlarımızı tamamlamayı planlıyoruz. Her zamanki format bu. 3:30 gibi de 15:30 gibi de bir ara vermeyi planlayacağız. Dolayısıyla konuşmacılarımızın zaman planını ona göre yapıyoruz. Bugün biraz önce de ifade edildi. Gerçekten özellikle vergi idaresinin vergi yapılanması kapsamında çok önemli çalışmaları var. Bizler de bunu çok yakından takip ediyoruz. Bu dijital
dönüşüm tabii hepimizi çok yakından etkiliyor. Çok yakından biz de takip ediyoruz. Özellikle en önemli paydaşımız olan Mali İdare'nin 1998'de başlattığı 2004'te e-beyan süreciyle devam eden, şimdi artık e-denetim konularını konuşuyoruz. Bugün de Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı nezdinde yürütülen, tasarlanan, planlanan ve uygulamaya konan risk odaklı vergi denetimi konusu meslektaşlarımızın en önemli ilgi alanlarından birini oluşturuyor. Mükellef hakları tabii bu anlamda son derece önem kazanıyor. Tabii mükellef hakları demişken aslında ihmal etmediğimiz, çok gündemimizde olan fakat ayrı bir başlıkta muhakkak tartışacağımız, bu süreçte işte mükellef haklarında konuşuyoruz ama mali müşavirlerin hakları, muhasebecilerin haklarını da ayrı bir başlık altında tartışmamız gerektiği çok ortada. İkinci tabii konu başlığı, özellikle son yıllarda artık bir gelenek neredeyse haline de alan torba yasa, kamuoyundaki ifadesiyle torba yasa uygulamaları, torba yasaların, vergi kanunlarının torba yasalarla düzenleniyor olması ayrı bir durum. Yeni bir torba yasayla karşı karşıyayız. Mecliste şu anda görüşülmekte. Yaklaşık 60 ayrı kanunda değişiklik yapıyor. 28 milyar civarında bir gelir hedeflemesi var bu kanun, torba kanun kapsamındaki düzenlemelerle. Tabii burada görüyoruz ki incelediğimizde kanunu, özellikle mali idarenin stratejik planlarında olan ama burada biraz sanki örtülenmiş gibi, gölgelenmiş gibi duran mükellef odaklı yaklaşım yerini biraz daha böyle radikal düzenlemelere bırakmış gözüküyor. Ben birkaç tabii arada bir tebliğ sunmayacağım ama bir iki konuyu sizlere tekrar hatırlatma yaparak oturumlara geçmek istiyorum. Tabii bir sempozyumumuz var. 6-10 Aralık'ta bu sempozyum 12.'si olacak, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın düzenlemiş olduğu. Bu sene 6-10 Aralık'ta Antalya'da web sayfamızda duyurduk. Uluslararası ve Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu. Popüler bir konu, güncel bir konu. İşte robotların, yapay zekanın tartışıldığı bir ortamda biz de teknoloji ve inovasyonu konuşacağız. Uluslararası ve ulusal Türkiye'den katılımcılar, konuşmacılar çok önemli sunumlar gerçekleştireceğiz. Sizin de ilgi gösterdiğiniz ölçüde tabii daha etkili olacak. Sadece sempozyum Antalya'da yapılmış olmayacak, orada kalmayacak. Onu mutlaka eş zamanlı olarak sizlere de ulaştırıyoruz, ulaştırmaya çalışacağız. Bunun önlemlerini de almaya çalışıyoruz. Bir başka önemli konuyu da vurgulamak istiyorum. Tabii konuşmacılarımız, oda başkanımız, kurucu onursal başkanımız çok önemli gelişmelerden söz ettiler. Bir önemli konu da 6698 sayılı, biliyorsunuz, kişisel verilerin korunması kanunu. Bu kanun daha önce düzenlemesi yapıldı ve geçtiğimiz günlerde de içinde bulunduğumuz süreçte de yönetmeliklerle şekillendirilmeye çalışılıyor, biliyorsunuz. Bunun bir başka önemli yanı, sadece herkesin kişisel verilerinin tabii korunması meselesi, aynı zamanda mali müşavirlerin kendi müşterilerinin kişisel verilerinin korunması, kendi çalışanlarıyla olan ilişkilerinde kişisel verilerin korunmasının açısından da son derece önemli. Bu düzenlemeleri yakından takip etmenizi diliyorum. Bu konuda zaten biz de oda olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa zamanda bunları da bir seminer konusu yaparak sizlerle buluşturacağız. Sadece kişisel verilerin korunması kanununa, müşterilerimizle olan ilişkilerimizdeki bu verilerin korunması, hangi prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiği konusu değil. Sadece kendi çalışanlarımızın kişisel verilerinin nasıl korunması
gerektiğine ilişkin düzenlemeler açısından değil, aynı zamanda bu konuya bir iş alanı olarak da bakabileceğimiz bir alan olarak görüyoruz. Çünkü bu tüm müşterilerin, yani tüm işletmelerin aynı zamanda müşterileriyle ilgili, çalışanlarıyla ilgili, satıcılarıyla ilgili kişisel verilerin korunması açısından da önemli. Buna ilişkin çok önemli bir danışmanlık alanı olarak da değerlendirmeliyiz. Çok gerçekten değerli konuşmacılarımız var. Bugün sizlere sunum yapacak, bilgilerini sizlerle paylaşacak olan Vergi Denetim Kurumu Başkanlığı İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Başkanımız Eren Yeşilyurt sunum yapacak sizlere. Tabii TÜRMOB Genel Saymanımız yine bizim arkadaşımız, bizden içimizden biri Yeminli Mali Müşavir Emre Kartaloğlu sunum yapacak. Ve tabii sevgili hocamız Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bumin Doğrusöz sizlerle birlikte bugün. Aynı konu başlıklarını konuşacağız. İki ana başlık var biliyorsunuz. Aynı konu başlıklarını mali idare tarafında neler oluyor, nasıl bakıyorlar, bu süreci nasıl yönetecekler? Bizim dikkat etmemiz gereken önemli hususlar bu açıdan nelerdir? Yine meslek mensupları tarafından Emre Kartaloğlu konuya bakacak. Biz bu süreci nasıl yönetmeliyiz, neler oluyor? Biliyorsunuz son dönemde çıkan vergi düzenlemeleri var. Önemli vergi düzenlemeleri, torba yasadan ayrı olarak söylüyorum. Bunlar neler getiriyor? Bunları sizle paylaşacak. Tabii her zaman olduğu gibi onların atmış olduğu pasları değerlendirecek olan bu konuda uygulamada ortaya çıkabilecek ince noktaları sizlerle paylaşacak olan sevgili hocamız. Ben şimdi sözü İstanbul Vergi Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Başkanımız Sayın Eren Yeşilyurt'a sözü veriyorum. Nasıl isterseniz sanıyorum 40 dakika civarında görüşlerinizi bizimle paylaşacaksınız. Teşekkür ediyorum şimdiden. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı, çok değerli yönetim üyeleri, TÜRMOB'un değerli temsilcileri, çok değerli oda üyeleri ve çok değerli katılımcılar. Öncelikle sizleri şahsım adına ve mensup olduğum Vergi Denetim Kurulu adına saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hatırlayacağınız üzere yaklaşık bundan 7-8 ay önce de yine Şubat ayında böyle bir seminerde birlikte olmuş ve vergi inceleme süreciyle ilgili olarak sizlerle bir paylaşımda bulunmuştum. Yine bu ikinci seminerde de bu konular üzerinde bazı bildirimlerde bulunacağız. Öncelikle bu ortamı hazırlayan ve bize bu fırsatı veren, sizlerle birlikte olma fırsatı veren değerli başkanıma ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Vergi ve vergi inceleme süreci önemli detaylar içeren bir konu olması sebebiyle yapılan düzenlemelerin sizler tarafından, mükellefleriniz tarafından uygulama birliği sağlamak, ileride cezalı tahliyatlara muhatap olmak için bilgilendirmenin ve bilginin öneminin farkındayız. Dolayısıyla bu tür toplantılarda sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle birlikte bilgi paylaşımında bulunmaktan son derece Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu'na son derece mutluluk duyuyoruz. Ben sunum planıyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Yaklaşık başkanımız da dediği gibi yaklaşık 35-40 dakikalık, fazla sizi sıkmadan, çok fazla detaya girmeden bir sunum hazırladım. Sunumda başlık itibariyle vergi denetimine değişim, vergi incelemesinde sevk, inceleme süreci, mükellef hakları kapsamında yapılanlar, elektronik uygulamalar, izah davet müessesesi, iş süreçlerinin standartlaşma çalışmaları, yememe sorumluluğu, eğitim çalışmaları ve yapılması planlar.
olmak üzere başlık altında. Bilindiği üzere 2011 yılı öncesinde, Temmuz 2011 yılı öncesinde vergi incelemesi yaklaşık 4 birim tarafından gerçekleştirilmekteydi. Bunlar vergi denetmenleri, gelirler kontrolleri kurulu, Maliye Bakanlığı, Mali Fetişleri ve Hesap Uzmanları Kurulu olmak üzere 4 birim altında birbirinden farklı Maliye Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilmekteyken Temmuz 2011 yılında 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile 4 farklı vergi denetim birimi tek bir çatı altında vergi denetim kurulu başlığı altında toplandı. Ve bu başkanlık doğrudan Maliye Bakanı'na bağlı olarak görevlerini yaklaşık 6 yıldır ifa etmektedir. Vergi Denetim Kurulu'nun altında uzmanlaşmayı gerçekleştirerek 4 farklı grup başkanlığı ihdas edildi. Bunlar küçük ve orta ölçekli mükellefler grup başkanlığı, büyük ölçekli mükellefler grup başkanlığı, organize vergi kaçakçılığıyla mücadele grup başkanlığı, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması ve yurt dışı kanalizasyon grup başkanlığı olmak üzere 4 grup başkanlığı altında toplandı. 29 ilde yaklaşık 45 grup başkanlığı altında çalışan vergi müfettişleri, direkt Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi denetim kurulu içerisinde vergi incelemesi, teftiş ve soruşturma ile yetkilendirilmiştir. Bu grup başkanlarına baktığımız zaman sermaye, hasılat bakımından belli bir ölçeğin altındaki mükellefler küçük ve orta ölçekli mükellef grup başkanlıklarını incelemekte. Bunun üzerindeki mükellefler ise büyük ölçekli mükellef grup başkanlığı, uzmanlık alanına göre organize vergi kaçakçılığı grup başkanlığı, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yurt çıkan grup başkanlığında vergi incelemeleri yerine getirilmektedir. Yaklaşık vergi denetim kurulu içerisinde tüm 45 grup başkanlığında 8000 vergi müfettiş ve müfettiş yardımcısı mevcuttur. Tabii ki vergi incelemesini bir süreç olarak kabul ediyoruz biz. Bu süreçte vergi incelemesinde öncelikle incelemeye seçilecek mükellefin tespiti, ki bence bu sürecin en önemli aşaması budur. Vergi inceleme süreci, rapor değerlendirme komisyonu uzlaşma süreci olmak üzere 3 aşamada vergi inceleme süreci inceleyebiliriz. Burada en önemli konu dediğim gibi vergi incelemesine seçilecek mükellefin tespiti. Biz vergi incelemesine alacak mükellefin tespitinde risk analize dayalı bir tespit, ihbar ve şikayet, teftiş ve soruşturma, inceleme denetimler sırasında yapılan tespitler, kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden inceleme talepleri, vergi müfettişleri tarafından riskli olduğu düşünülen sektörlere yönelik düzenlenen görüş ve raporlara uyarınca yapılan inceleme olmak üzere 5 ana kaynaktan beslenerek incelenecek mükellefi tespit ediyoruz. Bunlardan risk analiz merkezine ayrı bir başlık açmak istiyorum. Her türlü bilgi, belge, veri, istatistik kullanılarak mükelleflerin faaliyetlerinin gruplar ve sektörler itibariyle analiz edilmesi ve mukayese yapılması ve bu süreçte risk alanlarının tespiti yapılarak tespit edilen incelenecek mükellefin tespitinin sağlandığı bir sistemdir. Şubat'taki seminerde bunu ayrıntılı olarak açıkladım. Açıkladığım üzere tüm bilgi belgeler bizim vergi denetim kurulu başkanlığımızda bir bilgi havuzuna toplanmaktadır. Ve bu bilgi belgeleri ışığında bilgisayar programı eşliğinde seçilecek mükelleflerin risk alanları tespit edildikten sonra riskli görülen mükellefler inceleme alınmaktadır. Bunun temel basit olarak ifadesi bu şekildedir. Ve burada da yaklaşık 2016 yılında yapmış olduğumuz incelemelerin %17'si, inceleme aldığımız mükelleflerin %17'si bu yöntemle tespit edilmiştir. 2018-2022 yılı arasında bu oranın %30 ve daha yukarılarına çıkmayı hedefliyoruz. Bizim aslında vergi denetim kurulu olarak temel amaçlarından bir tanesi, en önemli amaçlarından bir tanesi incelenecek mükellefin risk analiz yöntemiyle seçilmesi. Fakat daha önceki başlıkta dediğim gibi 5 kaynaktan besleniyoruz. Bunlardan ihbar ve şikayet, ki son yıllarda özellikle BİMER ve CİMER aracılığıyla ihbar ve şikayet mekanizmasında son derece Maliye Bakanlığı işlendiği ve birçok mükellefin de buradan inceleme sevk edildiğini görmekteyiz. Teşkili soruşmalarda, kamu kurumundan gelen diğer bilgilerde, özellikle örnek verecek olursak kamu kurumunun ne tür bilgileri, mesela EPDK, ÖTV tabi mükelleflerin incelemesi konusunda bize sağlıklı bilgiler iletmekte ve bazı mükelleflerin inceleme seçimi onlardan gelen ve diğer kamu kurumuna gelen bilgiler eşliğinde seçilmektedir. Ve vergi müfettişleri tarafından hazırlanan yine görüşen raporlarıyla incelenecek mükellefler vergi denetim kurulu başkanına seçilmektedir. Daha sonra mükellefin seçilme aşamasından sonra mükellef ilgili olduğu, bağlı olduğu vergi dairesine bağlı olarak ilgili olduğu grup başkanlığına gönderilmekte ve grup başkanlığı devam eden süreçte vergi incelemesi incele mükellef ile müfettişi buluşturmaktadır. Müfettiş incelemeye başladıktan sonra incelemeye davet yazısıyla mükelleflerimizi davet etmekte
Ve daha sonra bu davetten sonra mükellefle yapılan görüşmede inceleme başlama tutanağı düzenlenmesi, defter bilgi ve belgelerin istenmesi, inceleme tutanağının düzenlenmesi, vergi inceleme raporunun düzenlenmesi ve raporların rapor değerlendirme komisyonunda veya merkezi rapor değerlendirme komisyonunda değerlendirilmesi olarak inceleme tamamlanmalıdır. Zaten bunu birçoğunuz çok sıklıkla karşılaştığınız için, çok detaylı bir şekilde bildiğiniz için çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece burada şunu belirtebilirim. Bilindiği üzere 2011 yılında çıkarılan 2011 yılının öncesi çıkarılarak ve 2011 yılında uygulamaya geçen 6009 sayılı yasa ile vergi incelemesinde bayağı ciddi değişiklikler olmuştur. Biz 6009 sayılı yasayı vergi incelemesinde bir devrim olarak kabul edebiliriz. 2011 yılının öncesinde vergi incelemesi belirsiz, sadece vergi denetim elemanının inisiyatifi doğrultusunda devam eden bir süreç iken 2011 yılından sonra yapılan düzenlemelerle vergi incelemesi şeffaflaştırılmış, belli bir standarda bağlanmış, belli kurallara bağlanmış bir süreç olarak karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla dediğim gibi 2011 yılı öncesiyle son arasında vergi incelemesinde çok önemli mükellef lehine olan değişiklikler yapılmıştır. Bu anlamda vergi inceleme sürecinde mükellef haklarını, dediğim gibi 6009 sayılı yasanın sonrasında çıkan mükellef hakları bugüne kadar giderek artmaktadır. Bunları madde madde değinirsek, öncelikle 6009 sayılı yasadan önce vergi incelemesi herhangi bir tutanakla başlamaktaydı. Denetim elemanı kendi inisiyatifiyle tutanak alan denetim elemanları vardı ama bu herhangi bir şekilde kurala bağlanmamıştı. 6009 sayılı yasayla yine 1-1-2010 itibariyle vergi incelemesi ne bir tutanakla başlamıştır. Bu tutanakta vergi incelemesine ilişkin olarak incelenecek mükellefin bilgileri, incelemenin konusu, dönemi, sınırı belirtilmiştir. Bu sayede incelemeye alınan mükellef veya incelenen mükellefin temsilcileri incelemenin hangi amaçla yapılacağı konusunu kapsama hakkında detaylı bilgi elde etmektedir. Daha sonra yine 6009 sayılı yasa ile genel tebliğ, sirküler ile özellikle aykırı vergi raporunun düzenlenmemesi, incelemenin niteliğine göre tam inceleme 1 yıl, sınır inceleme 6 ay içerisinde bitirmesi, inceleme raporlarının RDK'lar tarafından mevzuata uygun yönünde değerlendirilmesi yönünde yeni düzenlemeler getirilmiştir. 2011'den önce inceleme herhangi bir sınıra tabi değildi. Zaman aşımı içerisindeki 5 yıllık süre içerisinde inceleme bitirilmesi esastı. Dolayısıyla bir inceleme birkaç yılda bitebildiği gibi bazen 5 yıla kadar da sarktı oluyordu. Ve mükellefler bu durumdan son derece muzdaripti. Çünkü düşün, bu yıl başlamış bir inceleme 3 yıl sonra bitirilmesi ve sonucun ne olacağı gerek mükellefler açısından, gerekse siz meslek mensupları açısından endişe verici bir süreç olarak kabul ediliyordu. Yapılan düzenlemeyle de tam incelemeler maksimum 1 yıl, sınırlı incelemeler 6 ay olmak üzere süreye tabi tutuldu. Bunlar sadece birer yıl, bir yıla bir yıl ek süreler alınmak suretiyle sadece bir defa yapmak sonra uzatılabilmektedir. Ayrıca daha önce yine yazılan raporlar doğrudan vergi dairesi başkanlığına gönderilmekteydi. Yapılan düzenleme ile raporların okunduğu, hatalı raporların düzeltildiği, rapor değerlendirme komisyonları ihtisas edilmiştir. Daha önceki sistemde aslında her ne kadar kanunda yazmasa da, mevzuatta yer olmasa da, Hesap Uzmanlar Kurulu ve Gelirler Kurulu'nun içerisinde raporların okunduğu, kendi iç genelgeyle düzenlenmiş bir rapor okuma komisyonları vardı. Ama 2011 sayılı yasa ile bu artık zorunlu hale getirildi. Ve tüm gruplarda, Vergi Denetim Kurulu'na tabi tüm gruplarda yazılan tüm raporların rapor okuma komisyonlarına geçmesi bir yasasız zorunluluk olarak, mükellefi hak olarak verildi. Daha biraz önce de belirttiğim gibi inceleme başlarken konusu, kapsamının mükellefe elde edilmesi, hak ve yükümlülükler hakkında mükellefle bilgi verilmesi, inceleme yapılacak yerin mükellefle birlikte kararlaştırılması ki normalde mükellefin rızası doğrultusunda inceleme dairede yapılmaktadır ama esas incelemenin yeri mükellefin iş merkezidir. Fakat ortamı müsait olmaması ve mükellefin de rıza göstermesi halinde inceleme genelde dairelerde, grup başkanlıklarımızda sürdürülmektedir. Defter ve belgelerin yazılı istenmesi esası ve 15 günlük süre verilmesi, inceleme konusu dönem ilgili olmayan bilgi ve belgenin istenmesi, bu çok önemli. İnceleme başlama tutanağı içerisinde belirtilen bilgiler ışığında denetim elemanı sadece o kapsamda bilgi ve belge istemekle yükümlü. Dolayısıyla kendi konusuna girmeyen veya kendi inceleme yılına girmeyen konular ilgili bilgi belge isteme konusunda yetkili değil müfettişlerimiz. İnceleme için ek süre verilmesi durumunda mükellefe yazı olabilmesi. Biraz önce dediğim gibi sınırlı incelemeleri 6 ay içerisinde tam inceleme 1 yıl içerisinde bitirmesi gerekiyor. Fakat bazı durumlarda
İncelemeler, bir bardak yok herhalde değil mi? Su var, bardak yok. İnceleme süresi dediğim gibi tam incelemede 1 yıl, sınırlı incelemede 6 ay olarak belirlenmiş ve buna müfettişe bir defaya mahsus olmak üzere 6 aylık ek süre verilebileceği kanun hükmünde yer almıştır. Bu durumda müfettişe ek süre verilmesi durumunda mükelleflere bir yazı ile müfettişe ek süre verildiğinin bildirilmesi de mükellefe bir hak olarak verilmiştir. Genelde mükelleflerimiz için şöyle bir bu daha sonra yapılan bir düzenleme. Şöyle bir yakarışı vardı. İnceleme 1 yılda ama daha sonra bu inceleme 1 yılda bitirilmiyor diye. Bunun sebebi de ek süre verilmesi müfettişe. Ama bu durumda artık müfettişler de bu konuda bilgi verilerek incelemesinin uzadığı grup başkanları tarafından bilgilendirilecektir. Tutanak taslaklarının paylaşılması. Bu da yapılan incelemelerde sıklıkla karşılaştığımız, daha öncesinde tabii ki mükelleflerden sürekli şikayet ettiği tutanaklardan çok fazla bilgimiz olmadığı, tutanakların imzalama aşamasında tutanağa çok vakıf olamadığımız yönünde zerzen işleri vardı. Bu durumda yapılan düzenlemeyle artık mükellefler itiraz ve mülazalarını tutanağa geçirmelerini sağlamak amacıyla tutanak taslaklarının 2 gün önceden, yani tutanak imzalanacak tarihten 2 gün önceden mükelleflerle paylaşıyor ve mükellefler de tutanaklara gerekli, tutanakta gördüğü konularla ilgili olarak gerekli itirazlarını, mülazalarını varsa bundan tutanağa geçilmesini bu şekilde bilgi sahibi olarak sağlamaktadırlar. Nihai vergi inceleme tutanak düzenleme sırasında vergi inceleme raporuna yazacak muhtemel hususların ki ve gerekçelerin mükellefle sözlü olarak bildirilmesi. Yine tutanak aşamasına geldiğimiz zaman tutanak 2 gün öncesinden tutanağın taslağı mükellefle paylaşılıyor. Ama tutanak aşamasında da yine müfettiş tarafından raporda muhtemel vergi ziyanı sebep olabilecek ve kendisinin değineceği konuların sözlü olarak mükellefe iletilmesi getirilmiştir. Ve ayrıca da tutanağa da bunu mutlaka bunun kendisine mükellefin hak ve hukukları hakkının hatırlatıldığı ve bu şekilde itirazın olup olmadığında tutanakta yer verecektir. RDK'lar yine tutanak aşamasındayken mükelleflerimize RDK'da dinleme talebi ki yine bu 6009 sayılı yasayla getirilen bir düzenlemedir. Dinleme talebinin, tarihe dönünce uzlaşma talebinin hakkının olup olmadığı olduğunu belirtmek zorundadır. Mükellef inceleme esnasında ileri sürdüğü hususlar varsa bunlar da mutlaka mükellefin istediği şekilde yani geniş bir şekilde eğer istiyorsa geniş bir şekilde mutlaka ders etmekle yükümlüdür. Ayrıca bunlar da raporda mutlaka yer verecektir. Bu konuyu birazcık açmak istiyorum dinleme talebi. Çünkü çok fazla eski bir mesele değil. 2011 yılından getirilmişti. Biz daha önce yaptığımız toplantılarda birçok mükellefin bunu çok iyi bilmediğini gördük. Yaptığımız düzenlemelerin tabi uygulamasını sağlamak için de bunları mükelleflere anlatmak ve mükelleflerin bunları bilmesi gerekiyor. Birçok mükellef bundan haber olmadığı için çoğu mükellefin böyle bir hakkın olduğundan haber olmadığı için bunu kullanmadı. Ama sürece baktığımızda bunun eksiklik olduğunu gördüğümüz için de bunu mükelleflere anlatmanın bir şekilde portalımızda, internette duyurmanın gerektiğini düşünüyoruz. Mükellefler daha önce yapılan uygulamalarda inceleme raporunu görebiliyorlar. İnceleme sonuçlandıktan sonra, kendilerine tebliğ edildikten sonra inceleme raporu mükellefe geliyor ve o saatten sonra da artık zaten inceleme süreciyle olarak işten geçmiş oldu açıkçası. Yapılan düzenleme ile daha henüz rapor sonuçlanmadan, çünkü raporun sonuçlanma aşaması, rapor okuma komisyonundan raporun çıkması. Rapor sonuçlanmasından önce mükelleflere böyle bir hak verildi. Ve hatta daha sonra bu daha da geliştirildi. Mükellefler rapor okuma komisyonlarında dinleme sırasında kendisinin neyle tenkit edildiğini bilmediği için neyi savunacağını bilmediğini ifade etti. Ve daha sonra biz yapılan düzenleme ile rapor okuma komisyonuna rapor sevk edildikten sonra denetim elemanı tarafından rapor özetinin mükelleflere iletilmesine yönelik bir düzenleme getirdik. Ve bu düzenleme ile rapor okuma komisyonuna gelen raporlar mükellef daha bilgi sahibi olup rapor okuma komisyonunda kendisini daha iyi savunsun savunma amacıyla böyle bir düzenleme getirmiştir. Mükelleflerimiz genelde rapor okuma komisyonlarının raporu kendileri dinledikten sonra raporu düzeltmediği yönünde
şikayetleri vardı. Fakat bizim çıkardığımız oranlardan 2017 yılında rapor okuma komisyonu mükellefi dinledikten sonra düzelen raporların yaklaşık %65'inin düzeldiğini görüyoruz. Dolayısıyla işlerliği anlamında son derece bu rapor okuma komisyonunda dinleme müessesi çok etkin bir müessese olduğunu düşünüyoruz. Ve daha önce yine mükellef hakkında kabul raporu yazıldığı zaman mükellefin bundan bilgisi olmuyordu. Yapılan düzenleme ile artık kabul raporu düzenleme mükelleflere bilgi verme mükellefiyeti getirmiştir. Mükellef daha önceki vergi incelemelerinde mükellefin sonraki yılında mükellef lehine bir düzenleme yapıp düzeltme yapılacaksa bu genelde denetim elemanının inisiyatifine bırakılıyor ve bunu vergi dairesi yerine getiriyordu. Fakat yapılan düzenleme ile daha sonraki yıllarda mükellef lehine bir düzenleme yapılması gerekecekse bunu da artık raporu yazan vergi müfettişi yapmakla mükelleftir. Buna örnek verirsek mesela 2012 yılını inceliyoruz ve geçmişi zararlarını mahsup ettik ve bir sonraki yıllarda mükellefin aslında geçmiş zararını ya bulduğumuz matrah farkından mahsup ettiğimiz için bir sonraki yılında ödenecek vergisinin matrahının düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu şekilde yapılan düzeltme veya devreden KDV'lerin düzeltilmesi gibi sonraki inceleme yılına değil sonraki yıllara isabet eden ve mükellefin lehine olan düzeltmelerde vergi müfettişinin herhangi bir şekilde inisiyatifine bırakılmaksızın kendisini yapmakla zorunlu hale getirmiştir. Yine bu yıl yapılan bir düzenleme ki bu mükelleflerimiz çok ciddi anlamda bundan rahatsızlık duymaktaydı. Sizler de aynı şekilde. Özellikle zaman aşımının son ayında hatta son gününde mükellefler apar topar takdire sevk edilerek mükellefler incelemeye alınıyor ve doğal olarak da 5 yıllık zaman aşımı takdire sevk yoluyla aslında 5 yılı aşması sağlanıyordu. Ve bu aslında mükellefler tarafından sıkıntılı bir durum olmakla birlikte maliye idaresi tarafından da çok sıkıntılı bir aslında durum. Mali idareyle mükellef arasında bir mutabakat varsa vergi ziyanına sebep olan konuyla ilgili olarak inceleme süreci çok zaman aldığı için ve bürokrasinin çok olduğu için buna girmeden mükellefin rızasıyla bu vergi ziyanın verginin hazine bir an önce intikalini sağlaması yönelik bir müessesi. Bu yıllardır gerek maliler tarafından gerekse mükellef tarafından arzulanan bir şeydir. En son 9 Ağustos 2016'da buna ilişkin olarak 6728 sayılı yasayla Vergi Kanunu'nun 370. maddesi tekrar düzenlendi ve izahat müessesesi buraya ihtisas edildi. Ve bundan sonra 25.7.2017 tarihinde de çıkarılan 482 numaralı Vergi Kanunu genel tebliğiyle de bu izahat müessesesinin esasları belirlendi. İzahat müessesesi kısaca vergi incelemesine başlamadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziya uğradığına delalet eden emarele bulunana dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunmamış olması kaydıyla mükellefler izahata davet edilir. Kendisine izahata davet yazısı tebliğ eden mükellefler davet konusu olarak 371. madde pişmanlıktan faydalanamaz. İzahata davet yazısının tebliğ tarihine itibaren 15 gün süre içerisinde izahata bulunması durumunda eğer üzerinde bulunması halinde mükellefe yapılan izah sonucu vergi ziyanı sebebiyet verildiğinin idareci anlaşılması halinde mükellef söz konusu tespit ilgili olarak vergi incelemesi tabi tutulmazlar ve takdir konusu sergilemezler. Çok basit ifadeyle bir vergi ziyanı doğurabilecek muhtemel bir konu var ve bu izahat komisyonu, tespit komisyonu, izahat komisyonu bunu tespit etti. Mükellefimizi izahaya davet ediyoruz. Mükellefi çağırıyoruz. Diyoruz ki böyle bir konu var. Bu konuyla ilgili sizden açıklama istiyoruz ve kendisine 15 günlük bir süre veriyoruz. Mükellef bu konuyu bu 15 gün süre içerisinde bu izahat komisyonuna anlatıyor. Eğer gerçekten vergi ziyanına sebebiyet veren bir durum yoksa, yani mükellefin izahat komisyonu tarafından kabul edilmişse, mükellef herhangi bir şekilde incelemeye sevk edilmiyor veya takdir komisyonuna sevk edilmiyor ve süreç orada noktalanıyor. Eğer yapılan izahat gerçekten de vergi ziyanına sebebiyet veren muhtemel konu vergi ziyanına sebebiyet verdiği mükellef tarafından da kabul ediliyorsa yine mükellef 15 gün süre içerisinde eğer bu konuyla ilgili hiç beyanname vermemişse veya beyanname vermişse 15 gün içerisinde düzeltme beyannamesi ve yeni bir beyanname vermiş durumda bunu beyan ediyor. Ve beyan ettiği tarihte itibaren ödenmiş vergileri, süresi vadesi geçmiş, ödeme tarihi geçmiş vergileri, gecikme zammı vergi ziyanı %20'si ile birlikte vergi dairesine ödeyebiliyor. Eğer mükellefin izahatı
mükellef ile mutabakat sağlanamasa diyelim, yani izahatı vergi ziyanına ilişkin izahatı izahat komisyonu tarafından kabul edilmez ise bu durumda mükellef incelemeye sevk edilir. Yani mükellef beyannamesini düzeltmezse. Mükellef incelemeye sevk edilerek normal süreç başlamış oluyor. Burada mükellefin daha önce incelemeye alınmış olsaydı böyle mükellef vergi, bir kat vergi cezası ve evet bir kat vergi cezası ile birlikte kendisine tavuk edilmesi. Ama buradaki izahat mühendisine faydalanarak herhangi bir inceleme başlamadan %20 geçmez faiz vergi ziyan cezasının %20'siyle bunu ödeme imkanı getirilmiştir. Burada tabii mükellef bununla ilgili de tarihat sonrası uzlaşmadan faydalanma hakkı mevcuttur. Bunun detayları var ama soru cevap kısmında belki bunlara biraz daha değinir. Çünkü süremizi açtık gibi şey yapıyorum. Burada sadece izah davetin kapsamı, hangi konularda izahe davet edilecek mükellefler, bunları hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. BABS bildirim formlarında yer alan bilgilerin analiz sonucunda mükellefler izah davet edilmesi, kredi kartı satış bilgileriyle katma arası beyannamelerin karşılaştırılması sonucunda, yıllık beyannameyle mustasar ve prim hizmet beyannamelerin karşılaştırılması, çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerle asgari ücret tariflerinin karşılaştırılması, yıllık gelir ve kurum arası beyanname üzerine yapılan indirimlerin kanuni oranından aşan mükellefler, dağıttığı kar üzerinden tevfiyat yapmadığı tespit edilenlerin izah davet edilmesi, geçmiş izahlar mahsubu, iştirak kazançtan ilgili hesap gösterme mükellefler, kurumlar vergisi kanunun 5 taksim 1'e maddesinde istinaden ilgili olarak, örtülü sermaye yönünden, ortakların alacakları için hesaplaması gereken faizler yönünden, gayrimenkul alım satım bedelini eksik beyan edenler, gayrimenkul ilişkin değer artış kazançtan yönünden mükelleflere izah davet edilmesi, gayrimenkul sermaye yaratlarını beyan etmeyen veya eksik beyan eden, sahte veya muhteviye etiketi yanlış belge kullanması durumunda mükelleflere izah davet edilmesi. Bu konularda muhtemel bir vergi ziyanının emareler varsa ve bu tespit komisyonu bunu tespit etmişse bu konuyla ilgili mükellefler izah davet edilecek ve izahatları eğer komisyon tarafından yerinde bulursa incelemeye alınmadan orada sonuçlanacak. Eğer mükellefle mutabakat sağlanır, gerçekten vergi ziyanı doğuran bir sebep varsa bu durumda mükellefin beyanını tamamlayarak incelemeye alınmadan bu durumu hazineye intikal sağlanacaktır. Burada sadece bunun bir istinası var. Sahte ve muhteviyat ve yanlış belge. Yani vergisi kanunun 359. madde kapsamında bir muhtemel vergi ziyanı varsa bu izahat komisyonuna, izahat müessesine girmiyor. Sadece bunun tek istinası var. Bir yıl içerisinde sahte belge veya muhtevi itibariyle yanlış belge 50 binin altında ise izahat komisyonuna izahata davet edilecek mükellef. Ama 50 binin üzerinde ise bu komisyonda böyle bir hakkı mükellefi mevcut değil. 50 binin altında olmakla birlikte eğer birden fazla fatura ise bu da o yıl içerisinde mal ve hizmet alış tutarının %5'ini geçmediği takdirde yine izahat komisyonundan faydalanacaktır. Ama 50 binin üzerindeyse veya bir yıl içerisindeki toplam sahte belge tutarı 50 mal ve hizmet alımının %5'in üzerindeyse izahat müessesinde mükelleflerin yararlanması söz konusu değildir. İzahat davet komisyonları vergi dairelerinde ve vergi denetim kurulu grup başkanlarında kurulacaktır. Aslında 9. ayın 1'i yani geçtiğimiz ayın 1'inde izahat davet müessesesi başlayacaktı. Öyle öngörülmüştü. Fakat hazırlıklar tamamlanmadığı için henüz başlamadı ama şu anda çok kısa bir süre içerisinde bu komisyonlar faal olacak ve bu şekilde mükellefe izaha davet edilerek inceleme öncesinde mükellefe birlikte mutabakat sağlanırsa inceleme başlamadan sonuçlanacaktır. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, grup başkanımız Eren Yeşilyurt'a çok teşekkür ediyoruz sunumu için. Tabii çok önemli konular var ama ben bir iki konu hakkında özellikle bu maliye portalı, yani daha doğrusu mükellef portalı konusu yeni uygulama. Bu konu özellikle dünyada maliye bakanları arasında da çok tartışılan mükelleflerin kendileriyle ilgili bilgilere erişim hakkıyla ilgili çok önemli bir konu. İnanıyoruz ki çok kısa bir gelecekte sadece inceleme sonuçları açısından değil, aynı zamanda kendileriyle ilgili yapılan bütün işlemleri inceleme süreçlerini görebilmeleri açısından da aktif hale getirilir. Orası son derece önemli. Tabii bir diğer konu da iki önemli eksiklik var. Yani bunlar çok önemli değişiklikler biliyoruz. Fakat mükelleflerin bu bilgilere sahip olup olmadığı konusunda çok büyük tereddütler var. Yani mükellefler yeteri kadar bilgilendirilmediği konusunda son derece önemli bir görüş var.
Bir de meslek örgütünün tabii bu değişiklikleri içerisinde daha çok yer alması konusunda önemli bir paydaş olarak görülmesi gerekiyor. Gerçekten de içinde mali müşavirlerin, muhasebecilerin olmadığı biliyorsunuz hiçbir denklem doğru sonuç vermeyecektir. Ben şimdi sözü Emre Kartaloğlu'na, yeminli mali müşavir, TÜRMOB Genel Saymanı ona bırakıyorum. Buyurun. İstanbul Odamızın kurucu onursal başkanı, TÜRMOB'umuzun genel sekreteri, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın tüm kurul üyeleri, eğitmen arkadaşlar, ilçe temsilcileri, sevgili meslektaşlar, öncelikle herkese, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Eren Üstad'la, Eren Yeşilyurt Üstad'la yaklaşık 10 yıl birlikte çalıştık Maliye Bakanlığı'nda. Şu anda Vergi Denetim Kurulu'nun yönetim kademesinde etkin bir kişi. Yine aramızda Vergi Denetim Kurulu'ndan Grup Başkan Yardımcısı bir üstadımız da var. Öncelikle Vergi Denetim Kurulu'nun bu son dönemki yapılanmasıyla ilgili ve üstadın bize aktardıklarıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Konuşmamı oradan başlamak istiyorum. 6009 sayılı yasa aslında vergi denetim tarihinin, vergi incelemesi tarihinin Magna Cartası olarak ifade etti. Geçtiğimiz hafta yine Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısıyla birlikteydik. 6009 sayılı kanun bir devrim yarattı. Ben zaten 6009 yayınlandıktan sonra meslekten ayrıldım. Dedim ki bu şartlarda vergi inceleme görevini yapamam ben. Meslekten ayrılıp yeminli mali müşavir olmayı tercih ettik. Çünkü gerçekten üstad da biraz ifade etti. 2010-2011 yılına kadar incelemenin, vergi incelemesinin aslında bir standardı yoktu. İncelemeler revizyon yoluyla başlatılırdı. Vergi dairelerinden, taht dosyaları üzerinden incelenecek firmalar seçilirdi. Büyük mükellef olmak suçtu mesela. Yani ilk 100'e girmek, ilk 50'ye girmek falan suçtu. Turnelere giderdik biz işte Anadolu'ya, bazı illere. İlk 100 dosyayı getirin derdik. O da bizim için bir gurur kaynağıydı, büyük mükellefleri incelemek. Bakardık, bir şey varsa rapor yazardık. Bir şey yoksa tutanak bile düzenlemeden defter ve belgeleri iade ederdik. Ama sanki yine daha verimli incelemeler yapılırdı gibi o dönemlerde. 1000 tane vergi müfettişi, vergi müfettişi değildi o dönemde adı, işte vergi denetmeni, gelirler kontrolörü, hesap uzmanı, maliye müfettişiydi. Toplamının sayısı 1000'di, inceleme oranı %2 civarındaydı. Bugün itibariyle 8000 vergi müfettişi var, genel inceleme oranı yine %2 civarında. Şimdi 8000 vergi müfettişi olunca biraz standartlar koymak, standartlar geliştirmek zorunluluğu ortaya çıktı. Bu zorunluluk kapsamında da işte üstadımın anlattığı aslında devrim niteliğindeki uygulamalar gündeme geldi. Tutanak taslaklarının paylaşılması çok önemli bir konu. Tutanakları biz işte o dediğim kötü inceleme yaptığımız, benim yaptığım dönemlerde biz tutanakları göstermeden zorla imzalatmaya falan çalışırdık. Artık tutanak taslakları 2 gün öncesinden paylaşılıyor. Üstadın söylediği o bir barkod numarası var. İncelemeye başlama tutanağının düzenlendiği anda verilen bir barkod numarası. Mükellef portalında o barkod numarasıyla girip vergi inceleme tutanağını tutanak imzasından 2 gün önce görebiliyorsunuz. Gerçekten devrim niteliğinde bir şey aslında bu. Dinlenme talepleri sonucunda rapor değerlendirme komisyonlarının raporlarını değiştirmelerinden bahsetti. Mükellef hakları genelgesi diye bir şey yayınlandı. Vergi incelemelerinde mükellef hakları genelgesi. Gerçekten vergi inceleme tarihini düşündüğümüzde bunlar devrim niteliğinde uygulamalar. Muvafakatname ile meslek mensuplarının temsili. Bu konuda çok meslek mensupları sıkıntı yaşarlardı. Noterden vekalet olmadığı zaman bazı vergi müfettişleri inceleme sürecinde, incelemelerin safhalarının takibi sürecinde sorunlar yaşatırlardı. Bunu engelleyecek çok önemli bir düzenleme. Ve Sayın Oturum Başkanımız Erol Demirel de bahsetti. Mükellef portalı, vergi incelemelerinin her aşamasının takip edilebildiği bir portal.
Şimdi bunların hepsi bir bütün olarak işte mesela 6009 sayılı yasa, 6009 sayılı yasadan sonra yayınlanan 4 tane yönetmelik hepsi yasal düzenlemeler olarak çok büyük devrim niteliğinde düzenlemeler. İşte Vergi Denetim Kurulu yönetim kademesinin yaptığı bu çalışmalar gerçekten hani burada olmaları, bu sunumu bize yapmaları dahi devrim niteliğinde çalışmalar. Biz yine Sayın Genel Sekreterim de takip ediyor, birlikte yönlendiriyoruz. Vergi Denetim Kurulu'yla beraber Taşra'da hem vergi eğitimleri hem vergi denetimini eğitimleri, vergi incelemelerinde yaşanan süreçler eğitimlerini Taşra'da birlikte organize etmeye çalışıyoruz. Onlar için yine grup başkanımıza teşekkür ediyorum. Vergi Denetim Kurulu Başkanı'na teşekkür ediyorum. Ama bunların hepsinden olumlu sonuç alabilmek yine sanki biraz bizim elimizde. Biz bu 6009 sayılı yasa, bakın 2010 yılında çıkmış, 2010 yılından bugüne 7 yıl geçmiş, hala 6009 sayılı yasadan bahsediyoruz. Bundan sonra 4 tane yönetmelik yayınlandı. İşte mükellef hakları genelgesine varıncaya kadar genelgeler ve yönergeler yayınlandı. Hepsi çok önemli düzenlemeler, hepsi devrim niteliğinde düzenlemeler. Ama işte benim o dediğimiz 2010'dan önceki inceleme alışkanlıklarımız var ya, hala o inceleme alışkanlıklarına sahip vergi müfettişleri oralarda çalışıyorlar. Şimdi üstadlar yeni alıyorlar, işte yaklaşık son yıllarda 5000 tane yeni vergi müfettişi aldılar. Bunları öğreterek bunlarla eğitmeye çalışıyorlar ama uygulamanın içine gidince onların bir tane üstadlarıyla refakatte çalışmaya başlıyorlar. O üstadlar da benim gibi o eski vergi inceleme zihniyetine sahip üstadlar. Onlar diyorlar ki defter belge ibraz yazısı tebliğ etme diyorlar, mükellefi telefonla ara gelsin diyorlar. Tabii gelecek efendim, niye gelmiyormuş diyorlar. Boş ver ne tutanak taslağı diyorlar. Yani bir inceleme ezberi var. Bir inceleme ezberi var, bir uygulama ezberi var. Bu uygulama ezberini kırabilmek için Vergi Denetim Kurulu gerçekten çok çalışıyor. Ama asıl iş bizlere düşüyor, meslek mensuplarına düşüyor. Bu uygulama ezberini bozabilmek için bizim öncelikle o 6009 sayılı yasaya, işte ondan sonraki o 4 yönetmeliğe, yönergelere hakim olabilmemiz, ne düzenlendiyse onu uygulamaya çalıştırmamız lazım vergi müfettişlerine. Şu algı yok ya, işte ben böyle kötü davranırsam şöyle bakar, böyle yaparsam böyle bakar. Artık o algının yıkılması lazım. O gözlerimizden o algının yıkılması lazım. Ya portala Vergi Denetim Kurulu Başkanı'na yazın diye bir şey yapmışlar. Yazın, gerçekten oraya yazın. Hani kimse yazmıyor oraya. Biz burada Eren Üstad'ı yakalayınca sıkıştırıyoruz. Arada sizler sıkıştıracaksınız. Bize böyle yapıldı, böyle yapıldı, böyle yapıldı diyeceksiniz. Biz sizler adına gerçekten her ortamda sıkıştırıyoruz onları. Merak etmeyin. Ama hani başkana yazını kullanın mesela. Başkana yazın, gerçekten yazın. Yani o 6009 sayılı yasada, yönergelerde, yönetmeliklerde aykırı bir hüküm varsa mutlaka başkana yazın. Yani bunları yapabilmek, bu uygulamayı, bu devrim niteliğindeki vergi inceleme tarihindeki devrimi uygulamaya geçirebilmenin birinci şartı, birinci görevi yine bizlere düşüyor. Öncelikle bilmeliyiz ve bildiğimizi uygulatmaya zorlamak zorundayız. İzaha davet müessesesini üstad yine mükellefler tarafından da mükellefler ve idare tarafından arzulanmaktaydı diye söyledi. Şimdi izaha davet bir hak olarak sunuldu bize. Bir hak olarak önümüze koyuldu. Mükellefler tarafından arzulanmakta mı? Onun o konuda ben biraz tereddütlüyüm. En azından şu çerçevede tereddütlüyüm. Şimdi izaha davet aslında idarenin ve vergi denetiminin yükünü azaltmak için getirilmiş bir müessese. Bizlerin 3568 sayılı yasanın gerekçesine bakarsanız bizlerin de temel işlevi idarenin vergisel yükünü ve idarenin denetim yükünü azaltmaktır aslında. Bu temel yük çerçevesinde baktığımızda ortak paydaya sahibiz. Ancak mükellef gözünden veya mükellefin işlerini yapan biz uygulamacılar, meslek mensupları gözünden baktığımızda şöyle dedim ya, incelemenin veya idarenin işini kolaylaştırmak için getirilmiş bir şey. Bir incelemeye sevk sürecinden başlayın, en az 6 ay sürer veya en az 1 yıl sürer. Bir konunun incelendiği en az 6 yıl aylık bir inceleme sürecidir. Ama bu süreci izaha davetle bizden 15 gün içinde sonuçlandırmamızı istiyor. Bir kere buna kesinlikle karşıyız. Yani bir inceleme 6 ayda sonuçlanır diyorsak ve inceleme yapılmasın diye izaha davet diye bir ara müessese organize ediyorsak, kurguluyorsak, buradaki sürecin de hadi 6 ay olmasa bile 15 günle sınırlı olmayan daha makul bir süre olması gerekir. Bunları biz Maliye Bakanlığı'yla, Vergi Denetim Kurulu'yla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ediyoruz. Burada da üstadımızı bulmuşken yine sizler adına ifade etmek istedik.
İzah konuları aslında birçoğu kurumlar vergisi mükellefleri için, gelir vergisi mükellefleri için izah konuları var. Üstad onları sınırlandırdı. Yine İstanbul Mali Müşavirler Odamız ilçelerde izaha davetlerle ilgili ayrıntılı eğitimler yapıyor. Çok fazla üzerinde durmayacağım. Sayın İstanbul Odamızın kurucu onursal başkanı da üzerinde durdu. Ben de birkaç kelime söyleyeceğim onunla ilgili. İzah konuları arasında tarifenin altında makbuz kesen meslek mensupları işte izaha davet edilir diye 16 izah konusundan birisi bu. Şimdi bunun temelinde şu var, katma değer vergisi kanunun 27. maddesi. Aslında ölmüş bir madde, hiç uygulanmamış, bugüne kadar uygulanması dahi düşünülmemiş bir madde. Der ki orada tarifeli işlerde tarifenin altında bedel tahsil etseniz bile katma değer vergisini tarifeye göre ödemek zorundasınız diyor. Örneğin tarifeye göre 100 lira çıkıyor. Siz 50 lira tahsil ettiniz ama katma değer vergisini 9 lira hesaplayıp ödediniz. Hayır diyor. Katma değer vergisini 18 lira ödemeniz gerekirdi. Yani tahsil etmediğiniz bir bedelin katma değer vergisini de ödemeniz gerekirdi diyor. Bu bir kere vergi usul kanunu 3. maddesi olay ve işlemlerin gerçek mahiyete esastır. İlkesine kesinlikle aykırı. İşte teknik açıdan bunu birçok boyutuyla tartışabiliriz. Yargı kararları var. Katma değer vergisi kanunu 27. maddesinin uygulanmasının doğuracağı sakıncaları anlatan ve iptal yönünde kararlar veren yargı kararları var. Ve yani zaten biz şu çelişkiyi yaşıyoruz, şu sıkıntıyı yaşıyoruz yıllardır. Tahsil etmediğimiz bir katma değer vergisini ödemek zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz vergi usul kanunu ve gelir vergisi kanunu bize tahsil ettiğinizde makbuzu kesin, gelir vergisini ödeyin diyor. Ama katma değer vergisi tahsil etmediyseniz bile ödeyin diyor. Bu sefer bu izaha davet de bize diyor ki, yani sözleşmen, anlaşman, tarifenin altında bile olsa, bırak tahsil etmeyi, tahsil etme şansın olmasa dahi, bunu niye ödemediğini bana izah et. Eğer izah edemezsen seni incelemeye sevk ederim diyor. Ve bunu sadece birçok, yine Sayın Genel Sekreterimiz bahsetti, birçok tarifeli meslek olmasına rağmen sadece avukatlar ve mali müşavirler için söylüyor. Buna karşıyız. Bununla ilgili teknik çalışmaları da yine TÜRMOP olarak yaptık. Bu konunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Dedikten sonra aslında biraz vergi kanunlarında yapılan son değişiklikler, vergi kanunlarında değil vergi mevzuatında diye planlamak belki biraz daha doğru olacak. Şunları planladım ben, süremiz el verdiği ölçüde ne kadar yansıtabilirsek. Plan Bütçe Komisyonu'ndan bir torba tasarı geçti. Şu anda Meclis Genel Kurulu'nda gündemde sıra aldı, henüz görüşülmedi. Ama Maliye Bakanlığımızın konuya yaklaşımını bildiğimiz için, bu çerçevede çok küçük değişikliklerle Plan Bütçe Komisyonu'ndan çıkan haliyle kanunlaşacağını, resmi gazetede yayınlandıktan sonra da uygulamaya gireceğini düşünüyoruz. Tasarıdan çıkarılan düzenlemelere birkaç cümleyle değineceğim. Çünkü bunlar muhtemel düzenlemelerdir. Tasarıya Maliye Bakanlığı, yani hükümet sundu. Plan Bütçe Komisyonu'nda bunlar çıkarıldı. Yani bir ısıtıldı, sonra geri çekildi. Yarın bir gün, birkaç gün sonra, birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra tekrar gündemimize gelebilir. Yine bir farkındalık yaratabilmek için yazılı hiçbir dokümanı yok şu anda. Sadece Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bir elektronik yazılım projesi var. İşletme ve serbest meslek kazanç defteri için oluşturacak elektronik portal. Bununla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Yine vaktimiz el verdiği ölçüde. Elektronik serbest meslek makbuzu ve diğer belgeleri almıştım ben sunum metnine. Gerek Yücel Akdemir Başkanımız, Oda Başkanımız bu konuya değindi. Kısaca değinebiliriz yine. Maliye Bakanımız dillendirdi. Bir İngiliz tipi katma değer vergi sistemi. İşte bu devreden katma değer vergileri ortadan kalkacak. Artık devreden katma değer vergisi olmayacak. TÜRMOP olarak bu konuyla ilgili çok değerli bir heyet oluşturduk. İngiltere, Büyük Britanya katma değer vergisi sistemini araştırdık. Bir rapor olarak ortaya çıkardık. Bununla ilgili birkaç farkındalık yaratabilmek için bir şey söyleyeceğim. Bir de gelir vergisi reform çalışması. Aslında ondan da ifade edeceğim. Bumin hocamın da katıldığı vergi konseyindeki çalışmaya ben de bizzat katıldım. Şu anda da TÜRMOP'ta yine Sayın Bakanımızın talebi doğrultusunda bir reform çalışması var. Kısaca ondan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi Sayın Oturum Başkanımız da bahsetti, torbalarla yönetiliyoruz. 2013 yılından itibaren
Gelir vergisi kanun tasarısı, vergi usulü kanun tasarısı, köklü değişiklikler, yeni kanunlar. Bunları yayınlandı, meclise sevk edildi. Ancak o haliyle kaldı. 2013'te biz bunları tartışmaya başlamıştık. Hatta yine burada bir seminerde bu konuyu konuşmuştuk. Veysi Hoca'yla beraber, Bursa'da Bumin Hocam'la beraber konuşmuştuk yine. Ama 4 yıl geçti aradan, değişen bir şey yok. Biz bu arada da torbalarla vergimizi düzenlemeye çalışıyoruz. Son 3 yılda 20 adet torba yasayla vergi kanunlarımızda değişiklik yapılmış. İhtiyaç doğdukça bir torbanın içine vergisel düzenleme koyuyoruz ve bu şekilde vergilerimizi düzenlemeye çalışıyoruz. 28 milyar TL gelir beklentisi var dedi yine oturum başkanımız Sayın Erol Demirel. 9 aylık bütçe açığımızda 31 milyar TL. Yani büyük bir tesadüf, neredeyse bütçe açığıyla, 9 aylık bütçe açığıyla gelir beklentisi birbirine denk gelmiş. Temel hedef aslında bütçe açığını kapatabilmek, daha iyi kapatabilmeyi planlıyorlardı aslında. Ama MTV'deki oranlar daha sonra yeniden düzenlenince bu biraz azaldı ve hazine borçlanması 67 milyar TL. Yani bir finansman ihtiyacı var, devletimizin bir finansman ihtiyacı var, bunun farkında olmamız lazım. Bu torba yasa da bu yüzden yapılmış düzenlemeleri içeriyor. Vergi dışındaki düzenlemeleri dahi aslında bütçe açığını kapatmayı hedef edinen düzenlemeler. Bu yapılmaya çalışırken de ama bir taraftan da bakıyorsunuz bazı konulara muafiyetler, istisnalar getirildiğini görüyorsunuz. Hangileri olduğunu söyleyeceğiz. Bu muafiyetler, istisnalar da bizim yine işte verginin tabana yayılması, adaletli vergi alınması ilkelerini zedeliyor. Vergi kanunlarımızda mevcut 600 adet vergi harcaması, yani vergi istisnası, vergi muafiyeti, vergi indirimi gibi düzenlemeler var. Diğer kanunlarda da düzenlenmiş 140 adet vergi istisnası, vergi indirimi, vergi muafiyeti var. Bunlar da bizim bütçe gelirlerimizin, eğer bunlar olmasaydı bütçe gelirimizin %26'sını daha tahsil edebileceğiz anlamına geliyor. Hani bir taraftan işte MTV'yi, ÖTV'yi, makarona, kolalı, meyveli gazoza ÖTV getirirken bir taraftan da böyle işte Milli Eğitim Bakanlığı'na Fatih projesi veya başka projeler, işte büyük kamu işbirliği ortak girişimlerinde damga resim harç istisnası gibi istisnalarla da kamu gelirlerimizi azaltıyoruz. Allah sonumuzu hayrede inşallah. Toplam 125 adet vergi düzenlemesi var. Son 125 maddeden oluşuyor, yürütme ve yürürlük maddeleri hariç. Bunların 38'i vergi maddelerini, vergi kanunlarını ilgilendiriyor. Hangi kanunları ilgilendiriyor diye bakarsak şöyle bir şey çıkıyor tablo karşımıza. Hemen hemen tüm vergi kanunlarıyla ilgili düzenleme ve değişiklikler içeriyor. İstanbul odamıza ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yani bu konuda gerçekten hep önde gidiyorlar. Biz geçen sene 6 Eylül tarihinde burada 6736 sayılı kanun semineri yapmıştık. Kanun çıkmıştı, tebliğ daha yayınlanmamıştı, vergi daireleri uygulamayı bilmiyordu. Biz İstanbul Odası olarak burada seminer yapmıştık. Henüz şu anda da bu anlattığımız konular resmi gazetede yayınlanmamış bir kanunun anlatılması. Gerçekten bu organizasyonu yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vergi usul kanununda yapılan düzenlemelerle başlayalım. Bilinen adres, önce tebliğe ilişkin, Bumin Hocam da mutlaka bu konularla ilgili bir şeyler söyleyecektir. Tebliğ neler neler söyleyeceğim diyor Üstad. Yani şöyle Sayın Emre Rende Üstad burada, Eren Üstad burada. Biz Maliye Bakanlığı'nda ben 2010 yılında göreve başladım. Teorik eğitimlerimizi alırken vergi usul kanununu anlatan üstadımız, ismini hatırlamadım. Ferit Gökçek Üstad. Benim gibi böyle palakaş filan birisiydi o da. Ceberrut bir üstadımızdı. Bize işte 2 ay boyunca vergi usul kanunu semineri anlatılacak sadece. İşte 1 ay boyunca diğer madde, vergi usul kanunu 400 maddeden oluşuyorsa 399 maddesini 1 ayda anlattı. Tebliğ ile ilgili maddelere 1 ay süre verdi. Lan dedik, biz Maliye Bakanlığı'na gelirler kontrolörü olduğumuzu zannediyorduk. Posta memuru mu olduk acaba, ne olduk? Tebliğ şöyle yapılır, tebliğ böyle yapılır, tebliğ böyle yapmazsanız şöyle olur, tebliğ böyle... Ya 1 ay boyunca abartmıyorum, tebliğ hükümlerini anlattı bize. Biz daha sonra ama bu işleri yapmaya başlayınca, özellikle de yeminli mali müşavirlik yapmaya başlayınca dedim üstad haklıymış. Çünkü biz bu vergi davaları da hep bir tebliğe baktık. Tebliğ yapılmış mı,
tebliğ doğru yapılmış mı, tebliğ gerekli adrese yapılmış mı, bilinen adrese yapılmış mı? Vergi davalarında yaklaşık %90'lı kısmı, hani idare kaybediyorsa bunu kaybetmesinin %90 oranında da tebliğ hatalarından kaynaklandığını öğrendik. Dedi ki Ferit Üstad'ın bir bildiği varmış. Daha sonra da idare hala bu tebliğle uğraşıyor. İşte bir elektronik tebligatla işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdılar biliyorsunuz. Aslında elektronik tebligat kapsamına girmeyenlerle ilgili de torba yasada bazı düzenlemeler yaptılar. Çok hızlı hızlı temel cümle söylemek istiyorum. Mernis'te kayıtlı adresler bilinen adresler arasında yer almazdı. Dolayısıyla uygulamada yapılırdı aslında. Yapılmazsa da eleştirilirdi. Yapılırsa da eleştirilirdi. Mernis'te kayıtlı adresler mükellefin bilinen adreslerine eklendi 1-1-2018 tarihi itibariyle. Dediler ki mükellefin hem iş yeri var hem işte ikametgahı var. Önce iş yeri adresine yapılacak. İşte yine bu yargıdaki ihtilafları çözebilmek amacıyla bir standart, bir belirlilik getirdiler. Önce iş yerine yapılacak tebliğ. Önce iş yerine yapılması gerekiyor. Kimlere yapılacak, hangi hallerde yapılacak? Çok büyük bir değişiklik yok. Eski düzenlemelerle aynı. Yine dediğim Mernis'e eklemeleri sebebiyle işte gerçek kişilerin veya tüzel kişi temsilcilerinin Mernis'te kayıtlı adreslerine tebliğ yapılacak diyor. Muhatap tebliğ almaktan kaçınırsa eskiden değil şu anda öyle yazıyor kanunla. Biz olacağı anlatıyoruz şu anda. Önüne bırakmak suretiyle tebliğ edilir derdi. Yani nasıl önüne bu ya, posta memuru önüne bırakıp kaçacak mı filan, hani bu da çok belli bir şey, önüne bırakmak suretiyle tebliğ edilir der bizim şu anda vergi usul kanunumuzda. Buna da diyor ki işte artık muhatap tebliğ almayı istemezse, almayacağım ben bu zarfı derse, kapıya çakma, işte bu da hep tartışılırdı, kapıya çakma yöntemi diye bir vergi usul kanununda bir tebliğ yöntemi yoktu. Posta görevlisi veya yokla vergi dairesi görevlisi kapıya bir pusula yapıştıracak. Bu pusulanın yapıştırıldığı tarihte tebliğ yapılmış kabul edilecek. Tebliğ konusu evrak da ilgili idareye geri gönderilecek diyor. 1-1-2018 tarihi itibariyle uygulanacak. Muhatap iş yeri adresinde bulunamazsa, az önce söyledik, Mernis'te kayıtlı adrese, yerleşim yeri adresine tebliğ çıkarılması gerekiyor. Yerleşim yeri adresinde de iki defa, bir kere gittik bulamadık. İkinci defada da gittik bulamadık. Geçici ayrılmalar dahil bulamadık. Herhangi bir sebeple bulamadık. Bu durumda da işte kapıya pusula yapıştırılma uygulaması yasallaştırılıyor. Bu hep uygulanırdı aslında. Yani 30 Aralık'ta tebliğ yapılamayınca kapıya çakılır gidilirdi. Bizde işte davalarda öyle kazanılırdı aslında tebliğin kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle. Kapıya pusula yapıştırılması uygulaması, kapıya pusula yapıştırılıyor. İlgili evrak vergi dairesine gönderiliyor. Mükellef vergi dairesine gidip 15 günlük süre içinde ilgili evrağı alırsa aldığı tarihte tebliğ yapılmış kabul ediliyor. Eğer almazsa 15. günün sonunda yapıştırıldığı, pusulanın yapıştırıldığı tarihten sonraki 15. gün İlanen tebliğ gerçekleştirilmiş kabul ediliyor. Yine vergi usul kanunumuzda hangi hallerde ilanen tebliğ yapılacağı bizlere duyurulmuştu. Dedim ya, Mernis'teki adres eklendi bilinen adresler arasına. Bununla bağlantılı, buna paralel bir düzenleme yapıldı. Eğer bilinen Mernis'te bir kayıtlı adresi de yoksa bilinen ilanen tebliğin yapılması gerekir dedi. Meslek mensubuna tebliği biz bu konuda da yine hani TÜRMOP olarak aslında Plan Bütçe Komisyonu'nda da biz bunların bizzat ben katıldım, genel başkanımız katıldı veya bizim katılamadığımız durumlarda görevlendirdiğimiz temsilciler bu kanun görüşmelerine katıldı. Şöyle bir hüküm var. Biliyorsunuz örneğin kanunun süresinden sonra bir pişmanlıkla veya kendiliğimizden bir beyanname verdik elektronik ortamda. Buna ilişkin ihbarname veya tahakkuk fişi anında iletilip yine bizim ekranımızda biz bunu görüyorduk. Bunu görünce de veya ekranımıza iletilmesi aslında bize tebliğ edilmiş hükmündeydi ihbarname veya tahakkuk fişlerinin. Buraya bir ilave yaptılar. Dediler ki kanunun süresinden sonra elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin süresinden sonra verilmesi halinde elektronik ortamda bir ihbarname düzenlemek gerekirse bunu da mükellefe de gönderebilirim, vergi sorumlusuna da gönderebilirim. Beyannameyi göndermeye aracılık yetkisi almış
Meslek mensubuna da gönderebilirim. Bu durumda tebliğ edilmiş sayılır dedi. Bu yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Bunun da temel gerekçesi, temel amaç aslında şunu yapmak istiyorlar. Niye bu belgeler yoktu artıktan? Muhtasar SGK beyannameleri birleştikten sonra sistem üzerinden belli dilekçelerin veya raporların verilmesi halinde uygulamada oluşabilecek aksaklıkları giderebilmek amacıyla bu düzenlemeyi yaptılar. Elektronik ticarete daha hakim olabilmek istiyor Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı. Bu kapsamda da elektronik ticaretle uğraşanları veya elektronik ticaret yapanlara altyapı sağlayanları çeşitli bildirimler verme konusunda zorunluluk getirmeye yetki aldı. Adres değişiklikleri bildirilirdi vergi usul kanunumuza göre. Hem İş yeri adresleri hem ikametgah adresleri, işte ikametgah adresleri artık Mernis'ten alınacağı için diyor ki yeni torba yasa bize mükelleflerin ikametgah adreslerindeki değişikliği bildirmelerine gerek yoktur diyor. Özetle vergi usul kanununda yapılması öngörülen yapılacak düzenlemeler Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçen metin itibariyle bunlardı. Gelir vergisi kanununda işte yine Mart ayı yaklaşıyor, yıl kapanacak. Götürü gider gayrimenkul sermaye yaratlarının tespitinde, kira gelirlerinin tespitinde biliyorsunuz götürü gider uygulaması var. %25 hasılatın %25'i hem konut kiralarında hem iş yeri kiralarında hasılatın %25 oranında götürü gider uygulanır diye bir hüküm vardı. İki türlü gider yöntemi var. Gerçek giderler, götürü giderler, isteyen mükellefler götürü gider yöntemini seçebilirler derdi. Bu 2013 yılında meclise sevk edilen gelir vergisi yasa tasarısında da bunun %15'e düşürülmesi hedefleniyordu. Artık dediler biz onu bekleyemeyeceğiz artık, bu yıl düşürelim. Bu yıl %25'ten %15'e düşürüyorlar meclisten de bu haliyle geçerse. Bu bir kere ilginç, yani buradan bir kere sineğin yağını çıkarma vergisi hedefleniyor götürü giderde. Şu daha da ilginç, yine hocama belki burada iş düşecek. Düzenleme 1-1-2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Yani biz bu yıl Mart'ta vereceğimiz beyannamelerde götürü gideri %15 oranında uygulayacağız. Dedik ya 31 milyar TL bütçe açığı var. 2016 yılında bu bütçe açığı 6111 sayılı kanunla gelen tahsilatlarla kapatılmıştı. İşte bunu engelleyebilmek için öngörülen maddelerden birisi de bu. Yani geçmişe yönelik vergi düzenlemesi aslında belki biraz hukuki olmadığını düşünüyoruz. Hocama bu konuda söz hakkı doğacaktır diye düşünüyorum. Asgari ücretlerde vergi dilimi düzenlemesi, bunu bizzat arayıp soranlar, TÜRMOB'a bu konularda çok soru da geldi. Yetiştirmeyi hedeflemişlerdi aslında 23 Ekim tarihine kadar bu yasal düzenlemeyi. Ama yetiştirmediler, yetiştirmemeyi tercih ettiler. Daha sonra dediler ki biz bunu bir tebliğle de düzenleriz, geçici maddeyle düzenleriz. 87. madde yapılması öngörülüyor gelir vergisi kanununda. Asgari ücretimiz hani 1400 lira netin altına düşmemesi gerekiyor. Ama vergi dilimindeki artış nedeniyle Eylül ayından itibaren 1400 liranın altına düşme olasılığı vardı. Şimdi deniyor ki bu yasayla Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1404.06 TL'nin altına düşmeyecek. Bu kadar ödeyeceğiz. Ocak ayında ödediğiniz, Ocak 2017'de ödediğiniz asgari ücretle bordroda çıkan asgari ücret arasındaki farkı ilgili çalışanın agisi olarak ekleyin bordroya, agisi olarak da asgari geçim indirimi olarak da kendisine ödeyin diyor. Ama biz bu arada ne yaptık? Eylül beyannamelerini verdik. Hatta bu yasa 25 Ekim, 25 Kasım, 23 Kasım tarihine kadar resmi gazetede yayınlanmazsa Ekim muhtasar beyannamelerini de vereceğiz. İşte onun için de yine bir geçici düzenleme yaptı. Bu kanun yayınlandığı tarihten önce verilmiş olan muhtasar beyannameler için de dedi. Bu eksik ödenen ücretler, eksilen net ücretler çalışanlara iade edilmek üzere verilecek, kanunun yayım tarihinden sonra verilecek ilk muhtasar beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilecek. Çalışana iade etmek üzere hesaplanan vergilerden mahsup edilecek. Bunun uygulanmasına da hani kanunda böyle iki cümlede anlatıyor. Tabii buna ilişkin beyannameyi yapmak, vergi dairesinin yapacağı işlemler, meslek mensubunun ise yapacağı işlemler yine yoğun olacak. Buna ilişkin de bunları düzenlemek için de bir tebliğ çıkaracağız dediler. Tebliğ çıkarma yönünde yetki aldılar kanundan.
Kurumlar vergisi oranımız işte yine hani bütçe açığından, hazine borçlanmasından bahsettik ya, hükümet tarafından sunulan tasarıda kurumlar vergisi finans kurumları için, hani niye finans kurumları için, şöyle bir baktılar 2016 kurumlar vergisi rekortmenlerine, hepsi işte bankalar, banka. O zaman biz finans kurumlarında kurumlar vergisinin oranını arttıralım, bak daha çok vergi toplarız dediler. Tabii bu anayasanın vergilemede eşitlik ilkesine, vergilemede adalet ilkesine aykırı olacağı herkes tarafından hemen söylendi. Dolayısıyla plan bütçede yapılan görüşmeler sırasında da %22'den vazgeçmediler. O zaman dediler ki tüm mükellefler için %22 olsun. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında tüm mükellefler için %22 olarak uygulanacak, geçici maddeyle düzenlendi. Ama bizde de geçici maddeler genelde kalıcı hale geliyor. Umarım bu madde kalıcı hale gelmez. Ama bu konuyla ilgili hani biraz belki farkındalık yaratabilmek için bir şey söylemek istiyorum. Çok da önemi yok aslında. Yani biz şöyle algılıyoruz ya, kurumlar %20 vergi öderler, gerçek kişiler %35 vergi öderler. Öyle bir şey yok. Yani kurumda hiçbir zaman kar kurumda kalmaz. Biz kurumdaki parayı gerçek kişiler çekerler. Vergilendirmede aslında gerçek kişiyi vergilendirmeye amaç alır. Biz kurumdan kar dağıtırken %15 stopaj yapmamak için ne yaparız? İşte kasayı şişiririz, cari hesabı şişiririz. Daha kötü de yöntemlere başvurulur. Bizler de bunlara başvurulmasına engel oluruz. Laf aramızda. Kimse duymadı, kimse duymadı. Evet, sorun değil. Bizler bunlara engel oluruz. Bunun da böyle kar dağıtımı stopajı biliyorum başkanım, o yüzden laf aranızda. Kar dağıtımı stopajıyla yapılmasını sağlarız meslek mensupları olarak. Şimdi %20 olmuş, %22 olmuş, %25 olmuş. Yani gerçek kişi %35'e kadar vergilendirileceği için ve karın dağıtımı stopaj yoluyla vergilendirileceği için kurumun vergi yükü biraz yükselebilir, ama Türkiye'deki yaşayan kişilerin vergi yükünde bir artma olmaz total olarak. Oranın üst dilimi %35'te kaldığı sürece. Ama şu oluyor aslında, biz hani bu bütçe açığını kapatabilmek için bir taraftan da şunu yapmamız lazım. Uluslararası doğrudan yabancı yatırımları çekebilmemiz lazım. Romanya %15'e düşürdü, Bulgaristan %10'a düşürdü kurumlar vergisi oranlarını. Doğrudan yabancı yatırımları çekebilmek için. Amerika Birleşik Devletleri %39,5'tan %15'e düşürme yeni başkanlarının seçim vaadi, bunun için de çalışmalar yapıyor. %39,5'tan %15'e düşürmeye çalışıyor Amerika. Biz kurumlar vergisi oranını 2 puan arttırıyoruz bütçe açığını kapatabilmek için, ama bu arada belki de büyük resmi gözden kaçırıyoruz. Buna dikkatinizi çekmek istedim. Dedim ya hani bütçe açığını kapatmak için bazı vergisel düzenlemeler yapıyoruz. Bir taraftan da istisna muafiyetler ve indirimlerin sınırını arttırıyoruz. Kooperatiflere bir piyango çıktı aslında bu torba yasayla. Kooperatiflerle ilgilenenlerin de mutlaka bilgi sahibi olması lazım. Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 4. maddesi 4K bende kooperatif muafiyetini düzenler. Der ki üretim ve tüketim ve taşımacılık kooperatifleri muafiyetten yararlanamaz. Onun dışında ana sözleşmenize yazacaksınız. Neyi yazacağız? Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kardan hisse verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve ortak dışı işlem yapılmaması şartıyla kooperatifler kurumlar vergisinden muaf olabilirler der. Şimdi bu ortak dışı işlem ne demek? Ortak dışı işlem de şu demek: kooperatifler sadece ortaklarıyla ve ana sözleşmelerinde yazılı işleri yapacaklar. Birçok kooperatifin muafiyeti bu şarta uymadığı gerekçesiyle bozulurdu geçmiş yıllarda. Bunu yeni kurumlar vergisi, yani yeni dediğimiz 10 yıl oldu, 2006 yılında resmi gazetede yayınlanan bu mevcut kurumlar vergisi kanununda yapı kooperatifleri için biraz esnetmişlerdi bu uygulamayı. Demişlerdi ki yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz demişlerdi. Amaç iş yeri veya konut teslimi değil mi üyelere? Bunu müteahhitle kat karşılığı sözleşme yaparak yapsanız dahi ben sizin ortak dışı işlem yaptığınızı kabul etmem, muafiyetiniz bozulmaz demişti. Şimdi çok önemli şeyler daha diyor torba yasa. Diyor ki kooperatifler, bu da çok önemli, doğru da bir düzenleme aslında. Kooperatifler faaliyetinin icrasına tahsis ettikleri ekonomik ömrünü tamamlamış bazı şeyler vardır. İşte taşıtı vardır, demirbaşı vardır. Bunları satmak zorunda kalırlar. Satarken de üyesine satmak zorunda değil. Üçüncü bir kişiye satsa bile
kooperatifin muafiyeti bozulmaz. Ortak dışı işlem yapmış sayılmaz. Bu işlem ortak içi işlem sayılır diyor. Doğru bir düzenleme. Bir de şunu diyor kooperatiflerle ilgili. Bir tane ortak dışı işlem bile yapsa bu muafiyetten yararlanan kooperatif artık o kooperatifin muafiyeti bozuluyordu. Tüm kazançları kurumlar vergisine tabi oluyordu. Şimdi yeni kanun diyor ki bu ortak dışı işlemlerle ilgili bir iktisadi işletme oluşmuş kabul ederim diyor. Yani sadece o ortak dışı işlemden elde ettiğiniz kazancı kurumlar vergisine tabi tutarım. Onun dışındaki kazançlarınız muafiyetten kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanmaya devam eder diyor. 1-1-2018 itibariyle yürürlüğe girecek kooperatifler için gayet oldukça önemli ve üzerinde durulması gereken bir düzenleme. Bunun dışında da 5. maddede risk-turn istisnası düzenlenirdi. Risk-turn istisnası da şu demek, geri verme demek aslında. Kooperatifin oluşan gelir gider farkı, kar diyemeyiz buna kooperatiflerde. Oluşan gelir gider farkı kooperatiflere, üyelerin kooperatifle yaptığı işlemler oranında geri verilebilirdi. Geri verilirse de buna risk-turn istisnasından yararlanılırdı. Kazançtan kooperatifin gelir gider farkından düşürülür, vergilendirilmezdi. Şimdi az önce anlattığım düzenlemeden sonra artık buna çok ihtiyaç kalmadı. Dolayısıyla üretim, tüketim ve kredi kooperatifleri için risk-turn istisnası öngörülmekte kanun şu anki halinde. Ama torba yasa üretim ve kredi kooperatifleri için risk-turn istisnasını uygulamadan kaldırıyor. Muafiyetten yararlanamaz diye söylemiştik ya az önce tüketim kooperatifleri. Muafiyetten yararlanamayan tüketim kooperatiflerinde risk-turn istisnasının devam etmesini öngörüyor. Yine önemli, başkanım saate bakmadan başladım. Hatırlatırsanız sevinirim. Dakikada toparlarsanız 10 dakikada seviniriz. Tamam, elinden geleni yapacağım. Taşınmaz ve iştirak hisseleri ve kurucu senetleri, intifa senetleri, üçün haklı satış kazancı istisnası, kurumlar vergisi kanunu 5. maddesinde düzenlenmiş bir istisnaydı. Taşınmazların satışından elde edilen kazançların %75'i kurumlar vergisinden istisna bugün itibariyle. Torba yasa resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren bu istisnanın oranı %50'ye düşüyor. Sadece taşınmazlar için. Bunu aslında çok önemli bir bilgi veriyoruz şu anda. Hani böyle bir işletmelerinizde böyle bir taşınmaz satışı planı olanlar kanun yayınlanacağı tarihe kadar bunu yaparlarsa %25 oranında daha fazla yararlanmış olacaklar istinadan. Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girer diyor. Burada da Bumin hocama söz hakkı doğacak diye düşünüyor. Çok yönlendiriyorum hocam, kusura bakmayın ama söz hakkı düşecektir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, yani bir öngörülebilir hak veya kazanılmış hak demesek bile en azından öngörülebilir hak. Örneğin bir işletme düşünün, bir işletme sahibi düşünün. 2 yıl önce bir gayrimenkul aldı. Gayrimenkule yatırım yapmaya karar verdi. Tekstil işletmesi. Dedi ki ben bu gayrimenkul alayım, bu değer kazanır. Sonunda da 2 yıl elimde tuttuktan sonra satarsam bunun %75'i kurumlar vergisinden istisna olacak. Katma değer vergisinde de istisna var. Bu benim için akılcı bir yatırımdır dedi. Birden bir kanun değişikliği yaptı. Yayım tarihi itibariyle 75'ten 50'ye düşürdü. Burada bir geçici madde düzenlemesiyle veya yürürlük maddesindeki bir düzenlemeyle iktisap tarihine bağlamak lazım. Yani kanun yayım tarihinden önce satın alınan taşınmazların satışında istisna oranı %75 oranında uygulanır şeklinde bir düzenleme olması gerekirdi muhakkak ki. Ama ne yazık ki taşınma zaten bunun düşürülmesi de hani bizim gayrimenkuller aktiflerde tarihi maliyetleriyle yer alıyor. Tarihi maliyetleriyle yer alan bu fiktif karlar oluşuyor. O fiktif karları önlemek için yapılmış düzenlemelerdi. İstisnanın bu şekilde azaltılmasının da bu anlamda sakıncalar yaratacağını düşünüyorum. Finansal kiralama ve finansman şirketine borçlu olan bankalara ilişkin bankaya borcunuz var veya TMSF'ye borcunuz var. Bunu ödeyemediniz. Size icra yoluyla gayrimenkulünüze el koydular. Gayrimenkulünüz satıldı. Bedeliyle banka borcunu tahsil etti. Bu satıştan elde edilen kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna. Bugün itibaren hala böyle. Banka o yolla elde ettiği taşınmazın satışından elde ettiği kazancında %75'i kurumlar vergisinden istisnaydı. Buraya sadece bankalar için de bu düzenleme finansal kiralama şirketlerini ve finansman şirketlerini de eklediler istisnanın kapsamına ve yine taşınmazın
İkinci satışı yani finansal kiralama, finansman şirketi veya bankaların bu yolla edindikleri taşınmazı satmalarından elde edilen taşınmazlar için %50'ye düşürüldü. %75'inden %50'ye düşürülmesi öngörülüyor. Teşvik belgeli yatırımlar 2017 yılında yine bir aslında torbalarla yönetiliyoruz diye eleştirdik de keşke hani torba yasadır yani sonuçta. Daha da kötüsü kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyoruz. Vergiyle ilgili belki çok yapamıyorlar ama ellerinden geldikçe yine kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemeler yapılıyor. Yapılmıştı bir tane ama yatırımları ve istihdamı teşvik amacıyla yapılmıştı 2017 yılı içerisinde. Yatırıma katkı bu bizim yatırım mevzuatımızda. Yatırıma katkı oranları ve vergi indirim oranları düzenleniyor. Yatırımları daha çok destekleyebilmek, daha çok teşvik edebilmek için demişlerdi ki 2017 yılında yaptığınız teşvik belgeli yatırımlarda yatırıma katkı oranlarını %40 yerine %55, %55 yerine %55 yerine %70, %65 yerine %80, %90 yerine de %100 olarak dikkate alırız demişlerdi. Bunun süresini uzatıyorlar. Biz bunu 2017 için demiştik, bunu 2018'de de böyle uygulanacak diyor. C bendindeki %50 oranı %100 şeklinde uygulanacaktır diyoruz. C bendindeki de şu, yine mevcut yatırım teşvik mevzuatımızda bir yatırımı yapacaksınız, tamamlayacaksınız. O yatırımdan kazanç elde edeceksiniz, o kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanacak. Ama yatırım yapmaya başladığınız sürece mevcut kazancınıza da uygulayabilirsiniz ama yatırıma katkı oranının %50'si kadar uygulayabilirsiniz der bizim mevzuatımız. İşte bu düzenlemelerle diyor ki mevcut kazancınızın da yatırıma katkı oranının %100'üne ulaşıncaya kadar yararlanabilirsiniz diyor. Bunlar yatırımı ve istihdamı teşvik edebilmek için önemli düzenlemeler. 2018 yılında da sarkmış düzenlemeler. Finansal kiralama ve finansman şirketleri kendi kanunlarında düzenlenmiş karşılıklar var. Kurumlar Vergisi Kanunu bunun gider olarak yazılmasına izin vermez de artık yazabilirsiniz diyor. Yurt dışından mükellef olmayan gerçek kişiler yurt dışından bir elektronik ortamda bir hizmet aldıysa, bir satın aldıysa bunun vergisi yurt dışından bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenecektir diyor. Bunun vergisi, katma değer vergisi bunlar tarafından beyan edilip ödenecektir diyor. Nasıl yapacaklar gerçekten bilmiyorum, merak da ediyorum. Örneğin Google'ın, örneğin Facebook'un, örneğin Twitter'dan bir gerçek kişi, katma değer vergisi mükellefi olmayan bir gerçek kişi bir hizmet satın aldığında onlardan gelip Türkiye'de bir numaralı katma değer vergisi beyannamesi vermelerini bekleyeceğiz. Nasıl sağlanacak gerçekten merak ediyorum eğer yanlış algılamadıysam. Roaming hizmetlerine ilişkin istisna, kısmi istisna getirildi. Roaming yurt dışına çıkıldığında işte cep telefonumuzu kullanmaya, örneğin Turkcell kullanıyorsak operatörümüzü kullanmaya devam ediyoruz ama o da başka bir operatörden yardım alıyor. Alınan bu yardım bir hizmet ithali aslında. Bu yardım katma değer vergisinden istisna hale getirildi. Bu yardımın da kullanıcılara faturalandırılması yine katma değer vergisinden istisna hale getirildi. Az önce söylemiştim ya hani bankaların yararlandığı bir istisna vardı. Finansal kiralama şirketleriyle finansman şirketlerinin de bu istisnadan yararlanabileceğini söylemiştim. Bankalar o kurumlar vergisi istisnasından yararlanırken katma değer vergisi istisnasından da yararlanırlardı. Katma değer vergisi 17. maddesinde düzenlenen istisnadan. İşte finansman şirketleriyle finansal kiralama şirketlerinin de bu yolla gerçekleştirdikleri taşınmaz ve hisse senedi, iştirak hissesi teslimleri katma değer vergisinden istisna hale geldi. Yine az önce söylemiştik hani 2018'de de yatırımlar ve istihdamlar teşvik edilecek yüksek oranlardan faydalanacağız. O 2017'de yapılan düzenlemede bir de diyordu ki bina inşaat yatırımları, 2017 imalat sanayine yönelik bina inşaat yatırımlarında yüklenilen katma değer vergisi iade edilir diyordu. Bunu sadece 2017 ile sınırlı tutmadı. 2018 yılında da imalat sanayine yönelik bina inşaat yatırımlarına teşvik belgeli bina inşaat yatırımlarında yüklenilen katma değer vergisinin mükelleflere iade edilebileceği söylüyor. Fatih projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı ithalatlar ve bu bakanlığa yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları tam istisna kapsamında düzenleniyor. Yani bu çerçevede istisna olan işlemler nedeniyle yüklenilen katma değer vergilerinin iadesi de öngörülüyor. Bu projeye ilişkin birçok kanunda istisna ve muafiyet getiriliyor. Onların hepsini
sıralamayacağım. Biraz hızlandım. Engellilere ilişkin taşıt alımında biliyorsunuz 1600 santimetre küp araçların bedeli ne olursa olsun engelliler tarafından alımında özel tüketim vergisi alınmazdı. Burada hükümet tarafından sunulan metinde 60 bin sınırı öngörmüşlerdi. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu sınır 90 bin TL'ye çıkarıldı. Yani engelliler 1600 santimetre küpü geçmeyen ve değeri 90 bin TL'yi geçmeyen araç aldıklarında ÖTV ödemeden alacaklar. Makaron sigara kağıdı olarak geçiyor. Alkolsüz bira ve meyveli gazoz özel tüketim vergisi kapsamına alındı. MTV basında da çok tartışıldı. MTV artışları %40 ile %68 oranında değişen oranda bir artış vardı. Ancak şu an mevcut haliyle %15 ile %50 arasında motor taşıtlar vergisi artıyor. Burada da yine motor silindir hacmi ile aracın yaşı dikkate alınırdı vergileme ölçüsü olarak. Bunlara bir de taşıt değeri özel tüketim vergisi hariç KDV matrahını oluşturan taşıt değeri dikkate alınır diye bir belirleme yapıldı. Taşıt değerine göre de belirlenecek. Ancak 1-1-2018'den önce satın alınmış, kayıt ve tescil edilmiş araçlar daha olumlu bir uygulamayla karşılaşacaklar. 1-1-2018'den sonra kayıt ve tescil edilenlerde bu biraz daha vergi artışı yüksek olarak yansıyacak. İhaleli işlerde özellikle biliyorsunuz borcu yoktur yazısı istenirdi. Bunu isteyecek kurum ve kuruluşlar artık artırıldı. Birçok kamu kurumu herhangi bir mal veya hizmet alışında borcu yoktur yazısı isteyecek. Bu yazıyı istemeden işlem yapanlara 2000 TL ceza öngörülüyordu. Bu ceza 4000 TL'ye çıkarıldı. İhtiyati hacize itiraza ilişkin süreler 6183 sayılı amme alacakların tahsil usulü hakkında kanunda düzenlenir. Ödeme emrine ilişkin süreler. Bakın önemli, ödeme emrine 7 gün içinde dava açmak lazımdı. 7 gündü, hani hep böyle 30 gündür normal vergi davalarında süre ama ödeme emri gelince bizler bir panik olurduk. Ya dava açmamız lazım eğer yanlış değilse diye. Bu süreler 7 günden 15 güne çıkarılıyor. 7 günden 15 güne çıkarılıyor 6183 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle. Yine kamu özel işbirliği projeleri biliyorsunuz bu büyük havaalanı, köprü, yol yatırımları için damga vergisi harçlarda istisna getiriliyor. Transfer fiyatlandırması, özel anlaşma, yöntem anlaşması başvuru harcı vardı. 56 bin lira olarak uygulanıyordu. Bu kaldırıldı. Çekilişlerde ve yarışmalarda veraset ve intikal vergisi kesinti yoluyla alınırdı. Bu kesintinin oranı %10'du. Bunu %20'ye çıkarıyorlar. Özel iletişim vergisinde birçok oran vardı. 5, 7,5, 10, 12,5 diye birçok karmaşık oran yapısı vardı. Bunların hepsini %7,5 olarak yeniden belirliyorlar. Gider vergileri kanununda bir düzenleme yapıyorlar. Türkiye'deki vadeli işlem ve opsiyon borsalarında yapılan işlemler banka sigorta muameleleri vergisinden muaftı. Türkiye'deki ifadesini kaldırıyorlar. Yurt dışında dahi yapılsa vadeli işlem ve opsiyon işlemleri herhangi bir lehe alınan paralardan banka sigorta muameleleri vergisi alınmayacak. Emlak vergisinde %50 ile sınırlandırılıyor. Takdir komisyonları biliyorsunuz arsa ve araziler için çok yüksek bedeller tayin edebiliyorlardı. Burada da diyor ki 2018'de uygulanacak değer 2017'de uygulananın %50'sinden fazla olamaz. 2019'da uygulanacak değer 2018'in %50'sinden fazla olamaz. 2021'e kadar bu %50 sınırını uygulayacağım diyor. Tasarıda dağıtılmayan kurum kazançları için stopaj öngörülüyordu. Nisan'da kurumlar vergisi beyannamesini verdiniz. Haziran sonuna kadar sermayeye ekleyin ya da dağıtın. Eğer dağıtmadıysanız, sermayenizde eklemediyseniz %1 stopaj yapacağız bunlardan diyordu. Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sırasında çıkarıldı. Bir de oran %22'ye çıkarıldığı için çıkarıldı zaten. Ama hani bu zihinlerde böyle bir planın olduğunu gösteriyor. Açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bu geçmiş yıl kârlarını biraz sermayeye eklemekte bu aralar dağıtmayacaksak bile fayda vardır diye düşünüyorum. Bir dakikada toparlayabileceğinizi düşünüyoruz. Yapabilirsiniz yani biliyoruz. Gelir vergisi tarifesi ücretler için %20'den %30'a çıkarılmaktaydı. Bunu Plan Bütçe Komisyonu'nda tekrar çıkardılar. Motor taşıtlar vergisi tutarlarını azalttılar.
Bir dakikada bundan bahsedeyim. İşletme ve serbest meslek kazanç defteri için e-portal oluşturacak. Bunun henüz hani ya bir elektronik defter olacak. İşletme defteri ve serbest meslek kazanç defteri. Hepimiz açısından çok önemli. Artık defter basılmayacak. Kağıt ortamında işletme defteri, kağıt ortamında serbest meslek kazanç defteri olmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı bir yazılım yapıyor. O yazılım portal aynı e-fatura portalı gibi. O portalda defter düzenlenecek, beyannameler oluşturulacak, Maliye Bakanlığı'na iletilecek. Muhafazası o portalda olacak bu defterlerin. İbraz edilmek istendiğinde o portal aracılığıyla ibraz edilecek. Artık defter yok. Bunu amaçları Maliye Bakanı'nın amacı şu, 1-1-2018'den itibaren bunu uygulamak. Ama şu anda yazılım yapıyorlar, son aşamaya geldiler ve tebliğ taslağını yazıyorlar. Biz de işte Sayın Genel Sekreterim Yahya Arıkan da biliyor, bu sürecin başından itibaren uygulamanın içerisindeyiz. Gelir Dersi Başkanlığı'yla birlikte çalışıyoruz. Buna karşıydık başta aslında. Hani karşıydık ama hani süreç öyle bir noktaya geliyor ki her şey elektronik olacak belli bir noktadan sonra. Biz şu noktadayız şu anda. Bizim en büyük yetkimiz meslek mensupları olarak, mali müşavirler olarak en büyük yetkimiz beyannameye aracılık yetkisi. Ya cidden büyük bir yetki bu. Ya devlet toplayacağı gelire, toplayacağı vergiye ki bütçenin %87'sini vergiler oluşturuyor. Buna diyor ki siz aracısınız mali müşavirler. Ben bunları sizin vereceğiniz beyannameler aracılığıyla alacağım. Muhteşem bir yetki bu. Bizim bir yetkiye sahip çıkmamız lazım. Bu yetkiyi mümkün olduğunca genişletebilmemiz lazım. İşte bizim de bu portal, tamam portal olabilir. Sonuçta bu olacak. Defter ortadan kalkacak. Noter tasdiki ortadan kalkacak. Bir tek şartımız var. Portalı kullanan mükelleflerin defter ve belgeleri beyannameleri imzalatma zorunluluğu kapsamına alınmalıdır. Sayın Bakanımızla da Maliye Bakanımızla da bu konuda görüşmeler yaptık. Olumlu yanıtlar aldık. Şu anda yazılan tebliğ taslağının her aşamasında müdahiliz, görüşmeler yapıyoruz. Olumlu noktadayız. Eğer bu yapılırsa portalı kullananlar beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamında olursa biz bu portala kabulümüzdür diyeceğiz ama onun dışında sizlerle birlikte bu portal karşısında ne şekilde yol almamız gerektiği konusunda bir girişim yapacağız ama 1-1-2018'e yetişmeyecek gibi öngörüyorum ben bugün itibariyle. Çünkü Aralık'tan itibaren defter tasdikleri başlayacak. Bunu Aralık itibariyle en azından netleştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu'ndan Sayın Yücel Akdemir, değerli Oda Başkanımız bahsetti. İngiliz tipi katma değer vergisi, yani bakanımız dinlendirmişti. En büyük özelliği şu, devreden katma değer vergisi yok. Yani devreden katma değer vergisi izleyen 30 gün içerisinde mükellefe iade ediliyor değerli meslek mensupları. Türkiye'nin devreden katma değer vergisi bugün itibariyle 120 milyar TL. Eski parayla 140 katrilyon. Türkiye'yi bir katma değer vergisi mükellefi olarak düşünün. Onun beyannamesini yaptığınızı düşünün. Devreden iade edilemeyecek, yani tam istisna kapsamına girmeyen devreden katma değer vergisi 140 milyar TL. Bunun kamuya ait şirketlerini çıkardığımız zaman 110 milyar TL. Yani devlet aslında 110 milyar TL işletmelerine borçlu şu anda. Evet. Mükelleflerine borçlu. Bununla ilgili de bunun tek çözümü aslında bu. Bunun ayrıntılarını ben Erol Demirel Başkanımızın bana bu kadar uzun söz hakkı vermeyeceğini düşündüğüm halde yine de sunum metnime aldım özetini. Özetini yine de sunum metnime aldım. Bunları odayla beraber paylaşacağız. Herkese saygılar sunuyorum. Siz böyle güzel gözlerle bizi dinlediğiniz sürece bizler sizin için daha faydalı olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet. Bugün itibariyle bir dakikanın 300 saniyeye devamı var ama eşitlendiğini görmüş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Yine de bu kadar ayrıntılı düzenlemeleri bu kadar kısa süre içerisinde özetlediğiniz için. Tabii şimdi arkadaşlarımızın bir kısmı ayrılıyorlar ya da araya çıkıyorlar ama çok önemli şeyleri kaçırmış olacaklar. Rüzgarın gülleri olan sevgisinden bahsedeceğiz şimdi. Bumin hocamıza her zaman sorsak, ne zaman desek ki hocam sunumunuz var mı? Yok der. Ne kadar konuşursunuz diye sorarız. İstediğiniz kadar der. Sağ olsun. Hocam buyurun, bütün pasları aldınız.
Buyurun. Evet, ben herkesi saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum konuşmama. Teşekkür ederim. Ben meraklanmayın, sabırlarınızı o kadar zorlamayacağım. Hani son konuşmacı olunca da herkes de araya çıkmak ihtiyacı da olabilir. Onun için olabildiğince kısa toparlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar, aradan sonra biliyorsunuz burada özellikle soru cevap bölümümüz son derece önemli. Konuşmacılarımız sorularınızı yanıtlayacaklar. Bunu özellikle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 15 dakikalık bu son konuşmadan sonra aramız olacak. Ben çok fazla bir hazırlık yapamadım. Neden derseniz, çünkü diğer konuşmacılarla daha önce konuştum. Bana ne görev düşüyor, ne konuşacağım dedim. Sen bilirsin konuşacağın şeyleri dediler. Bir şey demeyince ben de ona göre bir potpourri gibi bir şey hazırlayayım istedim. Biraz torba kanunundan bahsedeceğim. Biraz izaha davet müessesinden bahsedeceğim. Biraz da mükellef haklarından bahsedeceğim. Gerçi üçüncüsü pek bulunmuyor ama işte biraz anlatmaya çalışacağız. Şimdi torba kanun, niye bu kanun çıktı, nereden çıktı diye baktım. Genel gerekçesinde diyor ki, vergiye gönüllü uyumu arttırmak, vergi uygulamalarını kolaylaştırmak, tahsilatta etkinliği arttırmak ve kayıt dışılıkla mücadele. Şimdi bu amaçlar için biz neler yapıyoruz? Motorlu taşıtlar vergisini arttırıyoruz. Hazineyi çok büyük kayba uğratan şu kira geliri sahiplerinin götürü gider oranını indiriyoruz. Burada bütçe açığının büyük bir bölümünü de kapanacağına inanıyorum. Bütün kabahat onlardaymış. Ve veraset vergisi stopajını düşük oranda uygulayanlardaymış. Bunları arttırıyoruz. Şimdi baktığınız zaman aslında torba kanunun idarenin pek çok sorununu çözdüğünü görüyoruz ama mükellef veya meslek mensubuna yönelik olarak herhangi bir sorun çözücü yönü yok. Bir sorun falan çözmüyor. Bir tek şu sorun çözülüyor olabilir. Tahsil usulü hakkındaki kanundaki dava açma süreleri 7 günden 15 güne uzuyor. Ha, bu da mükellefin sorununu çözmek için değil, ayıp olmasın diye uzuyor. Çünkü ülkemizde 9 günlük tatiller var. 9 günlük tatillerin olduğu bir ülkede 7 günlük dava açma süresini veremezsiniz. Siz cuma günü teşekkür ederim. Cuma günü ödeme emrini tebliğ ediyorsunuz. Tatildeyken otur çalış, pazartesi dava aç diyorsunuz. Mesela 2018'in Kurban Bayramı tatili şimdiden bellidir. 9 gündür. Neden? Arife günü pazartesi, çünkü yarım gün. Diğer 4 günde tatil. Ha, bu ayıpları gidermek için. Ama sorun çözülmüyor. Sorun nedir? Bir tanesini söyleyeyim. Ya şu Arife günü, hani Bakanlar Kurulu kararıyla idari tatil edilen gün, süreye dahil midir değil midir? Yazarları farklı şey söylüyor. Danıştay'ın daireleri, mesela 7. daire hayır diyor. İlk iş günde açabilirsiniz davayı diyor. 4. daire olmaz diyor, süreyi kaçırmış olursunuz diyor. Mükellefi hak kaybettiren şeyleri çözmüyoruz. Bunları çözmek için de pek fazla çabalamıyoruz. Yine yargıda dava açma süreleri bir karmaşa. Her konunun farklı süresi var. Yahu ne olur hepsini tek süreye indirsek. Bir başka soru, aynı şey beyannamede de var. Şu Gibin sayfasına girin. Her ayın takvimini inceleyin. Haftada en az 3 beyanname düşüyor. Şunları standartlaştırsak, biz de öğrenciye kolay anlatsak, onlar da kolay ezberlese, vatandaş da bilse, dese ki atıyorum, istediğiniz günü söyleyin siz. Her ayın 5'i, 15'i, 25'i beyanname günüdür. Niye KDV 23'ündedir de muhtasar 24'ündedir veya tam tersi, neyse. Bunun bilimsel açıklaması nedir? Ve niye ben 24'ünde beyannamemi verirsem 26'sına kadar ödüyorum? Ha, bunun eskiden bir gerekçesi vardı. Neydi? İşte efendim bilgisayar programı bankalara intikam. Ama artık geçtik bunları. Niye aynı gün değil? Ha, bir de şu var. Sirkülerlerle bu beyanname verme günleri de öyle bir değişiyor ki. Şimdi ben size sorsam, 2015'inin Mart ayı KDV beyannamesinin verme süresinin son günü neydi? Cevap veremezsiniz. Acaba bir sirküler var mıydı? 30'una kadar uzatmış mıydı? Yok 26'sına, belli değil. Bunun bir standartlarının olması lazım. Batı'da böyle. Ve en önemlisi ödeme günlerinin standartlarının olması lazım. O da bizde yok.
Bunlar çok zor şeyler değil. Ama bunlar mükellefe olan saygıyı gösteren şeylerdir. Biz galiba burada biraz zayıfız. Tebligatı düzeltiyoruz, değiştiriyoruz. Ayrıntılarına girmeyeceğim. Emre Bey anlattı son derece güzel bir şekilde. Tebligat müessesini son derece sıkıntılı hale getiriyoruz. Aynı şey elektronik tebligatta da var. Bakın elektronik tebligatta bana tebliğ edilen bir şey var mı? Yok. Ne diyor bana gönderdiği mesajla? Ben kendi kutuma senin için bir şey koydum, buyur gel bak diyor. Olur mu öyle şey? Tebligat demek benim mail adresime gelecek. Ha o mail adresi nedir? İdarenin portalındaki değil. Benim mail alabildiğim, gönderebildiğim, yazabildiğim. Siz şimdi size tebligat yapılacak mail adresinden birisine mail atabilir misiniz? Atamazsınız. O zaman sizin değil orası. Sizin olmayan bir yere konulan evrak da size tebliğ edilmiş sayılmaz. Aynı şey. Postacı gelecekmiş, efendim evde olmadığınızı tutanağa yazıp gidecekmiş. Ben ne bileyim postacının oraya gelip gitmediğini, geldiğini. Dairesinde yazıp yazmadığını nereden bileceğim? Yok. Ha, aynı şey. Elektronik yoklamada da var. Yoklama memurunun oraya gelip gelmediğini gıyapta tutulan yoklama tutanağında nereden bileceğim, nereden göreceğim? Yok. Ama bunları hepsini düzenliyoruz. Nerede düzenliyoruz? İdareye sordu diyoruz. Yani mahkeme şimdi diyecek ki yoklama memuru oraya gitmiş mi? Kendi efendim bilişim kurumuna soracakmış, kendisinde kayıtları varmış. Gelir idaresi cevap verecekmiş. Yahu idarenin işlemini denetlerken idareye sorulur mu? Üçüncü şahsın arada olması lazım. Ne diyor tebligat kanunu? Postacı gelir. Evde bulamazsa komşusunun imzasını alır bulamadım diye. Kapıya bir haber yapıştır, bir kağıt yapıştırır. Yapıştırdığını şu kişiye haber bırakır. Haber bıraktığına dair imzasını alır. Bakın hukukta sistem hep üçüncü şahsı devreye sokup denetimi sağlamaktır. Elektronik yoklamada denetim var mı? Yok. Elektronik tebligatta denetim var mı? Yok. İdare kutuna koydum diyor ben. Nereden bileceğim koyup koymadığını? Geçiyorum. Tebligatta postacının gelip gelmediğini denetimi var mı? Yok. Ama bu şekilde hukuk kuramayız. Bu şekilde adil bir yargılama da yapamayız. Neden? Hep her şeyi idareye soruyor. İdare de kendi aleyhine cevap verir mi? Teorik olarak vermemesi de gerekir. Eğer veriyorsa orada da başka bir yanlışlık var demektir zaten. Ha, dolayısıyla hep üçüncü şahsın arada olması lazım. Biz yıllardır şunu savunuyoruz. Diyoruz ki ya şu tebligat meclisini çıkarın vergi usulü kanunundan. Tebligat kanunu var. Niye oraya tabi tutmuyoruz? Devletin askerlik hizmeti, güvenlik hizmeti, yargı hizmeti, nüfus hizmeti hepsi tebligat kanununa göre yürüyor. Bir tek bizim vergi usulü kanununda ayrı bir tebligat müesseseleri var. Niye? Gümrükte yok gümrük vergisinde. Sosyal güvenlik teşkilatında kendi tebligat kanunu yok. Niye vergi usulde ayrıca var ve niye hukuka aykırı? Bir sürü adresleri çıkarttık şeyden. Artık oralara tebligat yapmayalım diye. Ya adam oralarda adresini bildirmişse niye ona ulaştırmayalım? Ulaşma yollarını aramayalım. Ha bu nedir? Ona ulaştığımız sürece idarenin yargısal denetimini gerçekleştireceğiz. İdarenin yargısal denetimi nereye hizmet edecektir? Devletin hukuk devleti olmasına hizmet edecektir. Ama biz bütün bunların yollarını kapatıyoruz. Ve artık tebligat müessesemizde postacının insafına kalmış vaziyettedir. Emlak vergisinde sorunu çözdük. %50 ile sınırlandırdık. Niye bunu bir kalıcı maddeyle yapmadık? 4 sene sonra yeniden mi kavga edelim? Yeniden mi millet vergi mahkemelerine gitsin genel beyan döneminde? Ya o zaman yeniden kanuna madde koyarız. Belki politikacı da o zaman yeniden aferin alır. Sorunumuzu çözdü diye. Halbuki bunu kalıcı bir maddeyle bütün genel beyan dönemleri için çözsek bence çok daha iyi olurdu. Kurumlar vergisindeki istisna oranını indiriyoruz. %75. 5.1e'deki yani... taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancında. Biz bu istisnayı 1984'te getirdik. Bugüne kadar da çeşitli maddelerle oraya buraya eklemeler yaparak uyguladık. Şimdi %50'ye indiriyoruz. O zaman ilk geldiğinde %100'dü çünkü. Taşınmaz satış kazancının tamamı vergiden istisnadı. Niye bu istisnayı getirdik? Kurumlar taşınmazlarını satıp mali güçlerini, mali yapılanı güçlendirsinler diye. Şimdi %50'ye indirdiğimize göre demek ki kurumlar 33 senede %50 oranında mali yapılarını güçlendirmişlerdir.
İnşallah bu istisnayı demek ki bundan sonra 33 sene sonra kaldıracağız anlamına geliyor. Niye %50'ye iniyor ve bizim buradaki vergi kaybımız neydi? Bunları da saptamakta biraz son derece güç. Bu nedenle torba kanununa baktığımızda aslında bizim herhangi bir sorunumuzun çözmediğini görüyoruz. Sadece hazinenin sorunları çözülüyor. Şimdi e-defter deniliyor serbest meslek erbabı için. Ama orada da tartışılması gereken bir başka konu var. Şimdi ben bir muhasebeci olarak birkaç tane serbest meslek erbabının defterini tutuyorum. E-defterde ben gireceğim herhalde kayıtları. Orada günü gününe tutma mecburiyeti var defteri. Her gün hepsinin bürosunu mu dolaşacağım? Veyahut da bir elemanı gönderip her gün masraf belgelerini mi toplattıracağım? Nasıl çözeceğiz bunu? O zaman vergi usulden başlamamız gerekiyor. Genel tebliğe düzenlemeyi koymadan önce. Bunu bir düzeltmemiz, süreyi hiç olmazsa 10 güne çıkartmamız gerekiyor ki bunu muhasebeci veya mali müşavir çözebilsin. Neyse, torba kanunla ilgili soru gelirse daha fazla değinmek üzere izah davet müessesine geçmek istiyorum. Okudum kanundaki maddeyi. Aynen bana şu transfer fiyatlandırmasında yazılan gizli emsalle ilgili raporları hatırlattı. Diyor ki kanun, Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği konularda Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği komisyona Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği şekilde izahatta bulunabilirsiniz. Allah aşkına böyle yasa mı olur? Verginin yasallığı ilkesi nerede kaldı? Benden inceleme elemanının hangi konuda izahat isteyip isteyemeyeceği eşitlik ve adalet ilkelerine göre kanunla değil de Maliye Bakanlığı'nın takdir ve insafına bırakılmış durumda. Bu bir kere baştan müesseseyi anayasaya aykırı kılan bir şeydir. Ha kaldı ki, birazdan sorunlarına da değineceğim. Maliye Bakanlığı'nın tebliğine baktığımız zaman benden hangi konularda izahat isteyebilir? Eren Bey saydılar. Tekrar saymama gerek yok herhalde. Ama bunlar zaten açık hukuka aykırılıklar. Bu konularda izahat isteseniz ne olur? İstemeseniz ne olur? Yapın ikmalen tarhiyatı gönderin, adam mahkemede uğraşsın. Niye vakit kaybediyorsunuz izahatla? Halbuki izaha davetin yoruma müteammil konularda olması gerekir. Efendim burada kur farkında KDV'yi niye hesaplamadınız? Bu konudaki içtihatlara mı dayanıyorsunuz? Görüşünüz nedir? Bunu sormamız lazım mükellefe. Yoksa efendim aldığınız borç öz sermayenin 3 katını geçtiği halde niye KKG yapmadınız? Adam ne cevap versin size? Efendim sizden yapılan stopajlardan, muhasebecilere yapılan stopajlardan 10 kişi size 100'er lira ödemiş, 20'şer lira kesmiş. Sizde niye hasılatınız 80 lira gözüküyor? Ne izah edecek adam? Belli ki 20 lirayı defterine yazmamış. Neyi soruyorsunuz adama? Zaman kaybediyorsunuz. Ha, dolayısıyla bu bir göstermelik bir müessese. Bir, iki, hadi ben bu 10 konuya da razı olayım. O zaman herkes uygulayalım. Herkes uygulamıyoruz. Eğer vergi inceleme elemanı bu konuyu veya işte bilgi toplamaya yetkili merciler eğer bu konuyu değerlendirme komisyonuna iletirse sizden izahat istenecek. İletmezse ne olacak? Doğrudan incelemeye başlayacak. Niye eşitliğe aykırı? O da belli değil. Ya bunu herkes ve bu konuların hepsi için mecburi hale getireceğiz veyahut da uygulamayacağız. Uygulayacaksak da yoruma müteammil konularda getireceğiz. Açık hukuka aykırılıkları zaten adama sormanızın bir anlamı yok ki. Ha bu şunun yerine geçecek. Eskiden biliyorsunuz beyannameye götürdüğünüzde yok ya bu yanlış düzeltmeyip almıyorlardı. Bir ara öyle bir moda vardı. Sonra bunun yanlışlığını tabii Maliye Bakanlığı da anladı. Bundan vazgeçildi. Böyle bir uygulama sürdürülmedi galiba. 2004 yılları falandı. Sonra vazgeçti Maliye Bakanlığı böyle bir uygulamadan. Şimdi onun gibi adamı izaha davete göndereceksiniz. İzaha davet yazsın ki götürüp pişmanlıkla beyanname versin. Pişmanlığa itelim diye. Şimdi tabii burada da anlayamadığım bir şey var. Şimdi diyor ki yasaya bakacak olursak
izahta bulunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde beyanname verirse %20 ceza kesilir diyor. Peki izahta bulunmadan önce beyanname verirse hiç ceza kesilmeyecek. Siz benden izah istediniz. 15 gün sürem var. 14. gün götürürüm, pişmanlığı veririm, cezasız. 15. gün size izahta bulunurum, %20 cezalı. Neden? Çünkü izaha davet incelemeye başlama değil. 371. maddede pişmanlıkta incelemeye başlamadan önce her zaman pişmanlık verebilirsiniz diyor. E peki o zaman bu müessese pişmanlığın da yolunu kapatmıyor. Niye o zaman peki izaha davet yazısını verdikten sonra benden 15 gün içinde beyanname istiyorsunuz? 371 ile çelişiyoruz. Halbuki şu olması lazım. İzaha davette yaptığı izah reddedilenin 15 gün, red tarihinden itibaren 15 gün içerisinde beyanname vermesi lazım. Ama kanun diyor ki, hayır diyor, izahta bulunduğunuz tarihten itibaren Maliye Bakanı da kanunun dediğini genel tebliğine aynen yazıyor tabii, doğru olarak bir eleştiri yöneltmek mümkün değil. Ama şu var, ben şimdi izahta bulundum ve çok da güveniyorum kendime, izahım o kadar güzel ki mutlaka kabul edecekler diyorum. Aradan bir ay geçiyor, reddedildi diye cevap veriyor. Peki o zaman benim götürüp hemen pişmanlıkla beyanname vermem mümkün mü? Hayır. Çünkü reddim bana tebliğ tarihinden başlamıyor süre. İzah dilekçesini verdiğim günden itibaren başlıyor. Orada da bir çelişki var. Ha zaten kanun koyucu burada öyle bir değerlendirme yapmış ki bir kere zaten bu izahların kabul edilmeyip reddedileceği belli. Neden? Çünkü kurduğunuz komisyonun bağımsızlığı yok. Kurduğunuz komisyonun sorumsuzluğu yok. Aynı bu sorunu biz rapor okuma veya değerlendirme komisyonlarında görüyoruz. Aynı hususu uzlaşma komisyonlarında görüyoruz. Biz bir yere bir kişiyi atıyoruz ama ona güvenmiyoruz. Ona yetki veriyoruz, yetkiyi kullandırmıyoruz. Şimdi uzlaşma komisyonunda bulunan bir kişi sıfıra kadar indirme yetkisine sahip mi? Sahip. Mükellef geliyor, ben yaşadım. %100 haklı. Uzlaşma komisyonu başkanı diyor ki, vallahi diyor, kusura bakma diyor, ben vergi aslında indirim yapamam diyor. Niye kardeşim, yetkin de olmaz, kızarlar diyor. Böyle uzlaşma komisyonu mu olur? Ama şunu söyleyeyim. Ha, rapor okuma değerlendirme komisyonları da öyle. Bu şimdi buradaki izahta davetteki değerlendirme komisyonu da aynı böyle çalışacak. İzahta bütün daveti yapılan açıklamaları reddedecek. Çünkü bunlar açık kanuna aykırılık halleri. Ha diyeceksiniz ki sen uzlaşma komisyonda olsaydın, yetkini kullanıp adam çok haklıysa sıfıra indirir miydin? Zinhar indirmezdim. Neden? Üç gün sonra bir Sayıştay denetçisi gelip benim aleyhime rapor yazacak. Bana ne kardeşim? Git mahkemede uğraş derdim. Olan da bu zaten. O zaman bizim sistemimizde demek ki bir hata var. Sistem kendi içerisinde müesseselerden önce insana güven unsuru açısından da bir gözden geçirilmesi gereken bir yapı arz ediyor. Yani bu şeyi de bizim izaha davet müessesi aslında fikir olarak, düşünce olarak son derece güzel ve olumlu olmasına rağmen son derece yine kötü örgütledik ve başarılı bir şekilde çalışacağına inanmıyorum. Ha biz bu filmi daha önce gördük. İzaha davet yok muydu bizim hukukumuzda? Vardı. Nerede vardı? Hatırlayanlar hatırlayacaklardır. Ortalama kar haddi müessesinde vardı. Hayat standardında vardı. Asgari gayri safi hasılat esasında vardı. Ben o dönemlerden hatırlamıyorum. Bir tane bile yaptığı izahatı kabul edilen mükellef. Ki orada böyle izah istenecek haller de açık hukuk aykırılık halleri de değildi. Çünkü onlar otokontrol müesseseleriydi. Burada maalesef yine komisyonların yetkisinde son derece kısmış ve orada bir kere uzlaşma, rapor değerlendirme veya buradaki izah davetteki komisyonları eğer biz kuruyorsak bu komisyonları bağımsız kadrolarla oluşturmamız gerekir. Yani vergi dairesi müdürüne
Ya yarın uzlaşma var, bir gidiver, hadi seni görevlendireyim. Veyahut efendim değerlendirme komisyonu, hadi seni göre... Olmaz. Adamın asli işi o olacak. Ve sorumluluğunu bilecek, içtihatları izleyecek. Efendim, Maliye Bakanlığı'nın özelgelerini izleyecek. Belki doktrini izleyecek. Ama şimdi müdür bey, denetim artı Sayıştay denetçisinin demokrasinin kılıcı gibi üzerinde durduğu bir halde nasıl orada yetkisini kullanacak? Çok zor. Bir başka konu, mükellef hakları. Şimdi hak dediğimiz zaman hakkın beni koruması gerekir. Hak eğer bana bir koruma aracı getirmiyorsa burada bir haktan bahsedemezsiniz. Çünkü hak aynı zamanda yetkiyi de içermesi gerekir. Şimdi Sayın Kartaloğlu büyük devrim falan diye bahsetti bu 6009 sayılı kanundan ama bana pek öyle gelmiyor. Ne denildi? Önce inceleme elemanı görevlendireceğiz. O hazırlıklarını yapacak. Ondan sonra size inceleme hakkında bilgi verecek. Efendim tutanak imzalayacak. İncelemeye başlayacak. 6 ayda kısmı ise tamsa işte bir yılda bitirecek. Bitiremiyorsa ek süreler alacak vesaire. Uymadı bunlara. Benim ne hakkım var? 6 ayda bitirmedi adam. 6 ay 10 günde bitirdi. Bana bir hak veriyor mu? Yargıya gidip efendim bu rapor 6 ay 10 günde yazılmıştır, geçersizdir diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Ha şu var. Çok affedersiniz, burada biz hocalar da biraz kabahatliyiz. Çünkü bizim vergi kitaplarında bir şey icat etmişiz. Süreleri anlatırken müsamaha süreleri diye. Ne demek bu müsamaha süresi? Pardon, düzenleyici süre diye. Ne demek bu düzenleyici süre? Yani aslında bir süre yok orada ama idareyi hızlı çalışmaya teşvik etmek için kanun koyucunun gönlünden geçen süre. Uyulmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Mesela şimdi mükellefi gıyabında tutulan yoklama tutanağını 7 gün içerisinde tebliğ etmek zorundasınız. Etmedi vergiler, 8. gün tebliğ etti. Geçersiz mi? Hayır, geçerli. O zaman o 7 günün ne anlamı var? Mesela en komik de şey hoşuma gidiyor benim. Ammalaşılır tahsil usulü hakkındaki kanun 58. maddesindeki süre. Vergi mahkemeleri ödeme emrine karşı açılan davaların 7 gün içinde bitirmek zorunda. Vallahi öyle yazıyor. Ya idarenin 30 gün cevap hakkı var. Nasıl bitirecek adam 7 günde bunu? Yok ama yazmış. Yazılmış. Öyle duruyor orada. Ya bunlara da hocalar da demişler ki özellikle Çağan Kumrulu Önceli'nin vergi kitabında falan işte bunlar idareyi düzenlemek hızlı çalışsın diye getirilmiş olan kanun koyucunun gönlünden geçen sürelerdir. Çiğnerseniz de bir halt olmaz demiş. Onun için de bu inceleme süreleri de öyle. Çiğnerseniz de bir şey olmaz çünkü yargı buna bir sonuç bağlamıyor. Ne yapayım ya diyor, adam 6 ayı geçirdiyse bu ona disiplin cezası verilmesini belki gerektirir ama tarhiyat diyor geçerlidir diyor. O zaman buradan şuna geliyorum. Hukuka aykırı yolla elde edilmiş delile dayanılabilir mi? Bunun da ayrıca tartışılması lazım. Yani örneğin yaşandı bunların hepsi. Bir uyuşturucu meselesi dolayısıyla mali polis takip yapıyor. Birisini de dinlemeye alıyorlar. Dinleme sırasında adam kaçırdığı vergi yöntemlerini öbür tarafa şakır şakır anlatıyor. Mali polis de bunları tutanağa döşüyor. Götürüyor vergi dersine veriyor ve adamı incelemeye alıyorlar. Danıştay bunu kabul etmedi. Hayır dedi, hukuk aykırı delil var burada dedi. Bu tarhiyatı iptal etti. Ha aynı şey de burada. Acaba inceleme elemanının süreleri geçirmesi bana bir hak getiriyor mu? Bunu da tartışmamız lazım. Yargı getirmez diyor. Mesela mükellef bana şeyi tebliğ etmiyor. Kendisinin görevlendirme yazısını. Ama o benim için son derece önemli. Ben bütün davalarını da getirdim diyorum mahkemeye. Çünkü neden? Adam geliyor. Sizin hesaplarınızı inceleyeceğim diyor. Bana bir takım sorular soruyor. KDV'liği soruyor. Ama adamın görev tanımını bilmiyorum ki. Amortismanı sordu, KDV'yi sordu, onu sordu, bunu sordu. Belki adam sadece ihracatımı incelemekle ilgili görevlendirildi de ben buradan da bir şey yakalarsam diye soruyor. Dolayısıyla onun görev tanımının dışına çıkıp çıkmadığını denetleyebilmem için bunların da mükellefe tebliğ edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu arada bizim için son derece önemli bir şey var.
O da şu, yargı kararları, bizim bunları da incelememiz, izlememiz, mükellef hakları olarak idareye karşı neyi nasıl savunacağımız veyahut da vergi planlaması açısından kullanmamız gerekiyor. Ama bu ülkede Danıştay kararları gizlidir. Yok, bulamazsınız. Mesela en son kurumlar vergisi genel tebliği ve katma değer vergisi genel tebliği de iptaller oldu. Bu kararlar ne Danıştay'ın sayfasında vardır, ne Maliye Bakanlığı'nın sayfasında vardır, ne de herhangi bir resmi devlet sayfasında vardır. Oysa bu kararların, daha komiğini de söyleyeyim ben size, Dünya Gazetesi'nde Sayın Recep Bıyık güzel makale yazdı buradan, kurumlar vergisi kanunundaki genel tebliğindeki iptalle ilgili. Ve orada dedi ki şu gerekçelere dayandırdı. Anlattı. Sonra bir yerde de herhalde içinden geldi veya ağzından kaçırdı. Bir yerde dedi ki ben kararı tamamı ile okumamış olmakla birlikte diye. Karar yok elinde çünkü. Maliye Bakanlığı'na telefon ettim. Vallahi bizde de karar yok dediler. Ama herkes bunu tartıyor. Niye? Var tabii. Karar bir yerde var muhakkak. Bir yerde var muhakkak ama bunların gün ışığına çıkması lazım. Belki bu konuda TÜRMOP da öncülük edebilir. Belki vergiyle ilgili genel düzenleyici işlemlerle ilgili kararları ayrı bir yerde web sayfasında duyurabilir. Bu da devletin bir eksikliğini gidermek açısından çok önemli de bir hizmet olur. Çünkü bu kararları incelediğiniz zaman çok enteresan şeyler de görüyorsunuz. Boğaz'ın öteki yakasına geçerseniz hukuk farklılaşıyor. Yani Kaya abinin küreyi çekin hukuk farklılaştı. Örneğin, bir örnek olarak söyleyeyim. Şu kurumlar vergisi kanunu 40. maddesinin 1. bendinde parantez hüküm var. Diyor ya işte ihracatta götürü giderle ilgili. Şimdi Danıştay temiz dairelerini farklılaştırılı olmaz diye çok yazdık ama Avrupa yakasındaki vergi daireleriyle ilgili ihtilaflarda temiz merci Danıştay 4. dairesidir. Anadolu yakasındaki vergi daireleriyle ilgili ihtilaflarla ilgili temiz merci Danıştay 3. dairesindedir. Şimdi ihracatta götürü gider meselesine geliyorum. 4. daire diyor ki efendim diyor yurt dışında böyle bir harcama yapıp defterinizi yazıp kanunen kabul edilmeyen gider diye ayırmadığınız sürece götürü giderden yararlanamazsınız diyor. Vapura biniyorum, karşı kıyıya geçiyorum. Danıştay 3. dairesi diyor ki olur canım öyle şey diyor. Bu götürü diyor. Harcamayı yaptın mı yapmadın mı bakacaksan bu zaten götürü olmaz ki diyor. Neyse bu tarafa dönüyorum. Geçiyorum yine Beşiktaş'a vapurla. Ortağımdan borç almışım ama örtülü sermaye faizi olarak ben bunu gider ya KKG yaptım. Ortağıma da faizi ödedim. KKG yaptım. Ama bu faizi KDV'ye tabi tutacak mıyım? Şimdi Avrupa yakasında durduğum sürece bu faizin ortağım şirkette iştirak kazancı olması finansman hizmeti verildiği gerçeğini değiştirmez. Bal gibi KDV hesaplamanız gerekir. Vapura bindim Kadıköy'e geçtim. Hadi canım öyle şey olur mu? Eğer iştirak kazancı diyorsa kurumlar vergisi, bu her yerde iştirak kazancıdır. İştirak kazancı da pekala KDV'ye tabi değildir. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ama bu nasıl ortaya çıkıyor? İçtihatları tetkik etmemiz lazım. Tartışmamız lazım. Bunları da izlememiz lazım. Ha izlerseniz de ne kazanırsınız? Hangisi işinize geliyorsa şirket merkezini oraya taşırsınız. Bir dakika, çok özür dilerim. Yanında idare var. İdare de taşıyabilir vergi dairesini. O da bir risk. Ama biz şimdi bunun adına hukuk mu diyeceğiz? Ben takdirlerinize bırakıyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgili hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tam zamanında ara veriyoruz. 15 dakika sonra soru cevap bölümünde görüşmek üzere.